Merhameten aldık. Mecul'un sahası değil, Dima grubundakilere şey daha çok. Çünkü 10 seneden beri alakadar ve aşina olmuş. Aşina olmayan lütfen girmesin. Hele hele lügat sormasın, hemen düşürürüz. Bak hemen lügat sormasın, lügat yok artık. Bu ders, dersin dersidir. Özün özüdür. Yalnız dinleme makamında olsun. Dimacılar şey yapabilir, onlarla işliyoruz. İnşallah siz de kenarda durun. Bu başka bir ders. Tamam. Onu şey yapayım. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Ömrünüz bereketli olsun. 124 bin peygamberin ve 124 milyon evliyanın hat ve hesaba gelmeyen asfiyanın, mücedditlerin, müfessirlerin, müştehitlerin vesaire İslam'a gönül vermiş, emek vermiş, taş koymuş, anlam koymuş, kendisini koymuş kişilerin ruhaniyetlerinden Allah istifade ve istifaza ettirsin, şefaatlerine mazhar eylesin, onların dairesinde bizi istihdam eylesin. Onlar öyle hak ediyorlar buna. Salatu selam olsun onlara. Ağal ve ashabına, hele Peygamber aleyhissalatu vesselamın İslam'a hizmet etmişler. Şimdi ben şu tahtayı yazayım. Tahta 141 galiba. İki yeri temizliyoruz. 141, 21. 7 abi. Ha 7 mi? Ha. Şöyle, yok, doğru dürüst yaz. 20 ise niye 21? Kafam orada. Bir mukaddime yapmak istiyorum. Şimdi ben şeyle başlıyorum, bir ısınmak için. Sabah yurt dışında arayan bir ehli, bu işin ehli, doktorasını yapıyor galiba, Kanada'da herhalde, aradı. Onunla konuşmada bana bir şey gönderdi, çok hoşuma gitti. Benim Risale-i Nur'daki manaya yavaş yavaş çok ciddi de geliniyor. Çok hızlı şey yapıyorlar. O manayı teyit için okuyacağım onun notunu. Çok tuhaf. Şimdi biz de hep misal verirdim, hatırlar mısınız? Osmanlı camisindeki taşlarla, o da taş. Cumhuriyet döneminde yapılan taşlar. Yatak odanız, o da şey. Ama salon, ev, dershane. Bizim hususi odamız ama bu ders salonu mekan itibariyle, madde itibariyle aynıdır ama tesiri farklı. Hatırlarsınız. Bunda sirayet var dedik. Sirayet kanunu, sirayet. Sirayet, tamam mı? Sirayet var maddeye. Fakat madde de bunu alabilecek özelliği var ve burada bir bir üzerine bindirilmiş nihayetsiz alemler var. Bütün sesler, görüntüler hepsi var. Bunu iyi dinleyin arkadaşlar. Bu mazinin derinliklerini gözümüzde, yani realite itibariyle bize taşıyan geçmişin ruhaniyatını, fikriyatını, hissiyatını taşıyan şairlerdir. Şair, minareler, tesettür, sarık, İslami şeyler. Bunlar zahirde bir objedir, şekildir ama maddedir ama tarihin derinliklerini yüklenmiş. Onun için mezar taşları, cami taşları çok değerli.
örnek de vermiştik. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sırrın ustadı Veysel Karani'ye hırkasını göndermesi. Ondan sonra şu değneği al demişti. Ya filane evine git siyah bir şey göreceksin köşede. Bu değnekle onu tard et. Tamam. Gibi çok tükürüğü, nefesi, kişinin kendisini karşıya taşınması, çok basit ifadeyle insanın affedersiniz gaytası ve idrarı, büyük küçük abdestini batını dışarıya taşıdığı için bedensel olarak tahlilde kullanılıyor. Öyle bir zaman gelecek ki kişinin tarihi derinliklerindeki travmalarını, psikolojik sorunlarını sima, ses, koku ve terinden ve hissiyatından, yaymış olduğu dalgadan, o ısıdan vesaireden tespit ve teşhis edilecektir. Hiçbir şey, ama hiçbir şey yok olmuyor. Her şey her yerde, bir yerde her şey, her şey bir yerdedir. Bununla alakalı bilim insanları, yani İslamiyetini ilan etmiş değil bakın, Türkçesini okuyabilecek miyim? Profesör Rupert Sheldrake diye bir adam. İlk bunu atmış ve çok ciddi bir kabul görmüş. Dedi ki bunun üzerinde şeylik yapıyor, doktoralık yapıyor. Kardeşim ama konuşurken aldığım not onunla, bu anlattıklarım var ya, onların şimdi lisanıyla. Ya biz din noktasında kafayı kaptırmışız. Tamam, böyle demişiz. Her şey her yerde. Niye Kabe'ye gidiyorsunuz? Niye Mekke'de tavaf ediyorsunuz? Niye peygamberin şuraya, niye türbeye gidiyorsunuz? Niye okunmuş şeyler içiyorsun vesaire. Onların söylediğini söyleyeceğim bak işte. Çok iyi biliyorlar ki bize gericilik demişler. Tamam? Çok iyi biliyorlar. Bak ne diyor? Bilim dünyası morfik. Morfik denilen bir alan varmış. Morfik alanı kainatın hafızasıymış. Kainatın hafızası. Hiçbir şey yok olmuyor. Her şey orada diyor. Bunu onlar söylüyor. Morfik alanı dedikleri geçmişin ve geleceğin bulunduğu alan diyorlar. Gelecek de varmış. İşin garip tarafı da o. Biz geleceğiydik. Geçmişimiz orada. Onlar eklemiş. Hayır, gelecek de orada. Ama Dima grubuna aşina olanlar için tabii bu sıradan bir şey. İmam-ı Mubin, mazi ve mustakbelin, ilim, emirin hulasası. Mazi neredeyse istikbal da oradadır. Ama adamlar diyor ki, ben bir yarım saat böyle ısınma yapacağım buna. Mazi ve mustakbel var diyor, orada. Oradaymış. Deniliyor ki, 5. boyut. 11. boyut, Tanrı boyutudur diyor. Biz diyor, zamanı şöyle anlamışız diyor, akıyor. Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki, zaman haddi müstakil üzerine gitmiyor, böyle akmıyor. Ya kalemin içindeki yer var ya böyle, böyle gidiyor. Şeyde, kader risalesinde ezel, geçmişin bir ucu olup, geleceğe bakan değildir. Ezel, mazi, istikbal hali birden tutan bir aynadır. Ebed nedir? Bu manada hemen çizeyim. Gafur'un orada yapmıştık. Şimdi bu ezel çizgisi. Yo, her taraf olabilir. Ezeli ebedi anlatmak için. Ebed ise kalp ritmi var ya, ritim veya ses kayıtlarındaki titreşimler gibi. Yani ezelin üzerindeki belirleniş. Evet. Arkadaşlar inan şu şekli dönüşebilmesi için
Mübalağasız. 10 senemi vermiş. Mübalağa yok. Ezel ebed. Ya şöyle düşünüyorduk hep böyle. Nurculuk dünyası. Ezel bir otel. Ebed. Ezel derin. Ebed yok. Değil. Ezelin. Ama doğru mu? Haşa. Bana ne vay gelmiş. İlham çapıma göre geliyor. Küfran nimetim yok. Nedir o? Doğrusu bulunana kadar bu doğrudur. Doğrusu bulunana kadar bu doğru. Nedir o? Ezelin üzerinde. Çünkü ezelde belirleniş yoktur. Muayyenleşme yoktur. İşte bu 18 bin alemdir bunlar. Bunlar 18 bin alem. Yani evet, ezelin muayyenleşmiş şekli. Haşa ama anlamak için vücut desek şuna, vücut, buna mevcut. Tamam mı? Şimdi bak adamlar morfik, ben de acelime gitti, morfik alanıymış böyle. Ehliymiş, bunu doktorasını yapıyor. Ama çok hulasa, belki de yarım saat anlattım belki. Hulasasını aldım. Çok bizim o konuşmada başlangıçta bahsettiğimi nasıl teyit ediyor? Acayip bilim dünyası. Yavaş yavaş. Bilimin zamanı şöyle gittiğini sanırdı. Morfik ise dikey zaman diyor. Böyle zaman böyle akma değil, böyle diyor. Risale-i Nur ise Kur'an adına çıkıyor. Altı zaman vardır. Ön, arkaya doğru. Sağa sola, alt üst doğru. Altı yönde akıyor zaman. Bunlar beşinci boyut, bir de dikeydir diyor. Düşüncenin kuvvetine göre bütün kainat etkilenir dedikleri. Yani ya 100, 178 işaret edeceğiz de var ya. Filukat yok faskın fıskı niye kainatımı tesir ediyor? Yani bir kenarda adam zile yapmış, içki içmiş, bilmem ne yapmış, bir kenarda Kur'an okumuş, Hizbul Kur'an okumuş, köşede okuyorsunuz Kur'an, neye alakası? Yani kainatı nasıl etkileniyor? Bir faskın fıskı kainatı nasıl etkiliyor? Yani Tahir abiye demişler, kenarda cevşen okuyorsun, oku da ne olacak? Bu kainatı etkiliyormuş, bilim söylüyor. İnsanların düşünceleri bu kelebek teorisine de benziyor. Düşünceler var ya yaymış olduğun, kuvvetine göre kainatın gidişatını etkiliyormuşsun. Yaydığın dalga güçlüyse öteki taraflarda bir şey oluyor senin düşüncen. Çok tuhaf. Bunun çok ilerisi... Keramettir, biraz da mucizedir galiba. Çok ilerisi böyle gidiyor. Gavurun mermileri bize tesir etmez diyor. Çünkü o gelen enerji, bu enerji de sönüyor. Mermi hükmünü icra edemiyor. Çünkü düşünceler enerjidir. Düşüncenin kuvvetine göre kainatta yer bulur. Hepsi kaydedilir şu an. Konuştuğum değil, düşündüğüm de. Kainatın hafızası derler. Bilim, kainatın hafızası. İnsanlar birbirlerini etkilemeleri olayına bilim adamları verdiği isimdir morfik alanı. Birbirlerini insanlar etkiliyormuş bununla. Bak ne tuhaf şeyler söyleyecekler. İnanış benim değil. Eğer birisi belli bir ruhsal deneyim yaşamak istiyorsa, yani böyle manevi hal istiyor musun böyle deneyim? Böyle ruhani bir tatlı bir hal. Bu sen diyor bu haleti yaşamak istiyorsan, senden önce yaşayanlar var mıydı bunu? Vardı. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Kudüs Allah'a esrarhu, onun haletini yaşamak istiyor. İmam-ı Rabbani'nin haletini yaşamak istiyorum. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın haletini yaşamak istiyor. Diyor ki, istiyorsa bilim diyor, o geleneğin Kadiri tarikatın, Nakşi tarikatın, tasavvufun veya asrın imamları, mücedidler,
Üstad müceddittir, İmam-ı Rabbani müceddittir böyle. Bunların haletini yaşamak istiyorsan ki dördüncü şu anın başında öyle diyor. Buradan istifade etmek istiyorsan benim hissiyatıma istenmen gerekiyor. O nispetle. Diyor ki bilim, o hali yaşamak istiyorsan o halin geleneği var, kaynağı var, süreci var o. Ha, o geleneğin en sıklıkla tekrarlanan uygulamalarını yerine getirmeli ve bunu da buna da mümkün olabileceğini aslına sadık kalarak yapılmalıdır. Yani bir haleti yaşamak istiyorsanız o haleti yaşayanların bize kadar gelmesi için sürecin adı gelenektir. O geleneğin tıpatıp yapısına, yapılışına, fikriyatına ve hissiyatına yani yapılışına ne kadar uygun olursan o geleneğin haletini sana da kopyala yapıştır olur diyor. Yani usta çırak gibi değil mi? Ha? Usta çırak gibi. Yani usta çırak gibi değil bu. Manevi hal. Aslı uygulamalarda yapılan herhangi bir değişiklik, yani dinde, sünnette bir değişiklik yapmayın diyor. Dinde değişiklik yapanı, ekleyeni, çıkartana ne denilir? Ehli? Bidat. Bidat ehli için Allah Resulü ne diyor? Cehennemin köpekleridir. Cehennemin köpekleridir. Bak şimdi o ne diyor biliyor musun? Yusuf'u, şu adamlara bakın. Eğer diyor sen o geneleğin haletini yaşamak istiyorsan, onların adetlerine, uygulamalarına, aslına sadık kalarak yapmalısın. Aslı uygulamalarda yapılan herhangi bir değişiklik, örneğin modernize etmek onu, etkileşimi bozar ve etkiyi azaltır. Uygulamalar geleneksel formlarına ne denli sadık kalınarak yapılırsa, kişi bunlardan o denli fayda sağlayacaktır. Ama bunlar diyor, yani böyle modernize ederse duman oldun, yok diyor, kopuksun sen şimdi, koptun, zincir bitti. Düşünceler, eylemler, zaman ve mekan sınırı olmaksızın grubun diğer üyelerine de ulaşmaktadır. Duyuyor musunuz ne diyorlar adamlar? Düşünceler, bunu birisi derse yobaz olur. Düşünceler, fikirler, zaman, mekan sınırları olmaksızın o grubun, cemaat demiyor, o grubun üyelerine bölünmeksizin o halet ulaşır. Çünkü kopukluk yok, gelenek aynıdır. Zaman ve mekan yoktur diyor. Düşünce frekanslarından olduğunu unutma. Düşünce frekans olduğunu unutma. Bu frekans ortak alanı olan rezonansa girerek, yani dilim bu şeye ulaşı olduğu için zor okuyorum yani adamların, bak ne kadar acayip şey yapıyorlar. Rezonansa girerek bu grubun kolektif ortak belliğini oluşturmaktadır. Yani sen düşünceler, hisler bile frekanstır. Bu düşünce şekli sadık kalırsa nasıl dişikte düşünce yöntemine, mesela bir şeyi okuyorsun, tefekkür ediyorsun Risale-i Nur. Bu sefer bu tefekkür frekansmış. O ortak cemaatin ettiği tefekküre rezonans diyorlar. Onunla giriyorsun diyor. Onunla içine giriyor çünkü sadık kaldığın için. Zincir kopmadı diyor böyle. Sadık ben manevi radyo sana. Evet manevi radyo gibi. Evet sende de çalıyor radyo, manevi radyo. Gire grubun, bak ne diyor? Grubun kolektif ortak belliğini oluşturmaktadır. Bu alanın etkisi grubun her üyesiyle zenginleşip güçlenirken dahil mi oldu? O zincir halkasına sen de mi katıldın? Gruptan komple aldığın gibi seninle de o grup zenginleşiyor, güçlenirken her üye de bu ortak belliğe de bağlanmaktadır. Bu morfix alanı içinde olan kişileri etkisi altına alır. İster istemez ne yapıyorsanız onun içine giriyorsunuz. Mesela namaz.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi diyecek ki bu tekrar etmek o bağın içerisine girmek için diyor. Vurulan kapı çalmasıdır diyor. Adam diyor. Hani bir şeyi diyor. Tekrar etmek tekrar değildir diyor. O rezonans denen havuza referansla yani bu yöntemle oraya girmek mesela o havuza gideceksin. Bir adım attın, bir adım daha attın, bir adım. Adımlar aynı değil mi? Tekrar gibi gözükürken zahirde aslına yaklaşmaktır diyor. Vay be. Bu morfix alan içinde olan kişileri etkisi altına alır. Biz hiç farkında olmasak da atom altı boyut itibariyle bizimle aynı frekanstan varlıklar arasında bağlantılar her an ulaşmaktadır. Maddi ve manevi görünmeyen güç ve kuvvet kaynağına sahip oluyorsun diyor. Ve bitti. Yani bizim... Üstad abi burada söylemiş ya, ey hakikat için sohbet, ey hakikat için sohbetine zaman, mekan, mani olmaz. Manevi radyo hükmünde bir şartta, bir garpta olsa da beraber de diyor. Evet, ey hakikatin sohbetine şartta, garpta, kuzeyde, güneyde, dünyada, ahiret olsa yok. Evet. Ama bunların demesi çok tuhaf yani böyle ilmi çerçevede. Aslında diyor şimdi onunla uğraşıyorlar ama herhalde İsa Aleyhisselam'ın, Yezus'un, Yezus diyorlar. Sesini ve davranışlarını, sesi de geçmişler. Nasıl yaşadığını görüntüsü var diyor, onu çıkartacağız diyor. Yani bu biraz sanki iman etmiş sanki aslında bak buna geliyor ki Rabita imaniye ile onların birbiriyle konuşurlar diyor. Evet, Rabita Kur'aniye ile birbirlerine. Ve imaniye ile. Ha Rabita Kur'an ve imaniye ile birbirlerine konuşur biraz sesli söyle. Birbirine konuşur, bitti. Konuşurlar diyor. Acayip bir şey. Yani bu rabıta yerine frekans dedi işte. Aynen. Grup yerine cemaat işte. Cemaat yerine grup dedi. Grup dedi işte. Cemaat yerine grup diyor. Sanki nur talebesi bu adam. Çok tuhaf. Acebime gitti yani. Bunların buraya kadar gelmesi İslam'ın bütün hükümlerini akla tespit ettirecek inşallah istikbalde. Şimdi dersimize başlıyoruz. Akıl. Burayı okumuş Hasan abi bence. He? Bu burayı okumuş. Burayı okumuş da söyleyeyim. Ama ilmi şeyleri de şey yapıyor, hesapları da falan yapıyor. Dedim ki onlar şimdi bana lazım değil kardeşim dedim. Böyle aldım bu notları. Dur dedim onu bir daha söyle. Adam bunun şeyini yapıyor. Bunu telepati de diyorlar. Telepati. Mesela anne tarlada çalışıyor. Göğsünde ağrı var. Tarla nerede? Tarla nerede? Hemen çocuğum aç ağlıyor. Koşuyor, hakikaten ağlıyor. Süt. Öyle telepati. Telefonsuz konuşmak. Buna, ustad ne diyor buna? Hissi kalbel vuku. Hissi kalbel vuku. Hats diyor. Hats da var. Hissi kalbel vuku diyor. Nerede diyor, hatırladınız mı? He? Kurdu andığın zaman sopayı hazırla. Çünkü o geliyor. Peki. Ya sana kapı çalmakla alakalı diyor ya, o alemlere gittiği gibi o alemler de ona iadeyi ziyaret eder. Harika. Çok güzel oldu. Bu aynı dedi. Bu alemleri zorluyor musun? 506 sözler. Bak böyle yapacaksınız. Zübey, söyleyeceksin. Sayfayı da söyleyeceksin. Allah'ın izniyle. Çünkü bu imkana sahipsiniz. Geceniz gündüzünüz bu. Ne dedi? O alemleri ya ziyaret ettikleri gibi o alemler de iade-i ziyaret olmuşlar. Hem işaret icazda var hem sözde var. 506. İşaret icazı bilmiyorum da. Orada da var. Şimdi Dima 141, Akıl Tepecik 27-12 2020 sebebi mekan sebebi. Burası sebebi nüfulu. Şimdi çok şükür elhamdülillah. 272. Aleyküm selam. Sesi yükselteyim dur. Nerede? Gör. Sensin de. Sen var mısın ki sen? Yok o vefat etti diye şey yaptılar. Yok vefat etti. Yaşıyorum abi herhalde inşallah. Şimdi az
ve ebedi tarif etmek adına o kalp şeyleri, kalp atışları. Şimdi dersimiz dimağı ve aklı işliyoruz. Acaba şöyle bir şey söyleyebilir miyiz diyerek bir soru sormak istedim Hasan abi. Onun üzerinden düşüneyim ben. O kalp, şimdi ezel çizgisi diye tarif yaptığımız çizginin üzerinde kalp atışları gibi aşağı yukarı belirlenişler. Acaba akıl dairesi diyebilir miyiz abi? Akıl dairesi. Sıf akıl yok ki. Yani akıl orada değiştirebilir miyiz abi? Yok yani akıl, akıl üstü var. Çünkü akılla kalbin ve ruhun dereceye hayatına çıkıyorsun. Daha üst tabaka var. Daha üst tabaka oluyor değil mi abi? Tabii. Yani bak. Abi, o da var. O da var. Çünkü onsuz olmaz kardeş. Akılsız olmaz. Hiçbir, evet. Hiçbir şey olmaz. Ama mesela şöyle düşün. İnsan iyi bir yere gider ama gitti yani. İçine giren var. Dolayısıyla yani bu mesela diyelim ki Allah iman edenin imanında. Ama yani bu Allah. Yani sen bunda sende nasıl olabiliyor? Demek ki kainata sığmadım. Kainata sığmadım. Kainatın içindeyim ben. Kainata sığmadım. Kainatın içinde olan bir kulumun kalbine sığdım. O zaman kainatsız, mekansız bir şeyim var, sistemim var. Dolayısıyla bu sistem akıl diyelim. Mesela bugün sıfırla alakalı bir şey yazdım ders okurken. Sıfırla alakalı, bununla alakalı bir okuyayım isterseniz. Sıfır, yazmışım kaçıncı sayı var. Bak bununla alakalı akıl şey ya, sıfır, yazmışım 302. sayfada. Uzun değilse, bak sıfır. Sıfır sayısı düşünceden ortaya çıkmış. Varlıkta hiçlik yokken, varlıkta hiçlik yokken sıfır nereden çıktı? Yani yok varlık. Yani bir belirlenmiş. Sıfır denen bir şey yok dünyada. Sıfır yok. Sıfır denen bir şey gösterebiliyor musun? Sıfır. Şu yok yani. Bir bile yok. Biz ona bir demişiz. Elmaya bir demişiz. İki, yan yana bir tane de getir, ona iki demişiz. Elma yani. Bir değil o. Ama sıfır hiç yok. Gene birin bir belirlenişi var. Peki sıfırı nasıl çıktı yani insan? Varlıkta, mevcutta sıfır yoktur. Ancak kemal bulmuş düşüncelerde kendini kendisiz ifade eder sıfır. Nasıl çıkmış? Kendini kendinsiz, bir daha, kendini kendisiz ifade edebilmiş âli mütefekkir insanlardan çıkmış bu sıfır. Kendini kendisiz ifade etmenin adıdır sıfır veya adem. Büyük zatlar sıfır bu aslında. He? Büyük zatlar sıfır mı? Sıfır olduğu için bir varız biz, belirlenmişiz. Ben diyor... Nefsime davet etmiyorum diyor. Bu sait hiçtir diyor. Hiçtimalaya çalışıyorum diyor. Tüm bütün toprak oldu diyor. Toprak oldu diyor. Eğer bir olsa iki olmuyor işte. Belirlenmişler, belirleyemezler. Belirlenmemişler, belirliyorlar. Biraz gideyim böyle birkaç satırdır. Ama can alıcıdır. Varlığını yokluk olarak gösterir sıfır. Varlığını yokluk olarak gösterir sıfır. Sıfır, fark etme nispetinde var etme, yok etme insanın aleminde oturuyor. Mesela sıfıra gelince o zaman Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ediyor. Onun gücü kendin gücün oluyor. Dağlara böyle yapıyorsun, çekiliyor. Muhyiddin Arabi'ye demişler ki efendim kafile yanlış geldi, hacca gidecektik. İşte dağa şey yaptık, yolu kaybettik. Dağa denmişler. Geri dönseler kaçıracaklar haç sezonunu. Bismillah'ya afet dağıt demiş. Böyle parmağını kanal açmış. Sıfır olduğu için biri yapar tabii. Sıfır olduğu için bir yapıyor. Ama ya nasıl olur efendim? Marfix adam diyorsa bak bu geleneğe bağlı olan yapabiliyormuş. Bak bilime aktar yani bizim dünyada bir şey anlatma ona.
anlamaz. Varlığını yok olarak gösterir sıfır. Varlığını yok. Sıfır o gösteriyormuş. Sıfır fark etme nispetinde var etme, Allah var ediyor. Varı da yok ediyor. Bunu ancak düşünür insan. Kim? Sıfırı fark edenlerde bu olur tefekkür. Allah nasıl varı yok ediyor, yoku var ediyor. O bilir. Eksi bir, eksi iki var mı varlıkta? Yok. Hayır. Senin düşüncede var. Yani yokluğun meratibi. Eksi bir, eksi iki, eksi üç ne demek? Yokluğun meratibi. Bir, iki, üç, dört ne demek? Böyle bir şey yok. Bak şuraya sıfır de, yok varlık. Şu kadar mesafeye bir de. Al bunu, buraya koy, toplama iki de. Hiç bozma, buraya koy işte. Yani bir, sıfırla bunun arasındaki mesafe katlanırsa iki denilir. Aslında aynı şeyin tekrarıdır. O zaman sıfırla bir var, başka bir şey yok ki. Var yok. İki yok. İki demek, iki tane bir demek. Üç demek, üç tane bir demek. Var yok, var yok. Var yok. Başka bir şey yok. İşte bunu fark etme nispetinde insan yokluğun mertebelerini ve varlığın mertebelerini anlar. Artı birler. Artı bir, iki, üç, dört, beş, altı. Varlığın meratibi. Eksi bir, eksi iki. Yokluğun meratibi. Küfür. Küfrü meşkuk. Küfrü mutlak. Bak derece gidiyor. Cehennem. Adem. Vey. Gibi gidiyor. Meratipsiz yokluk sıfırdır. Sıfır nedir bu? Eksi bir, eksi iki, sıfır. Yani varlığı ve yokluğu belirleyen yok ama bütün belirleniş onun üzerinde ortaya çıkıyor. Sıfır. Sıfırın sayısal değeri yok. Ama bütün değerleri onunla gösteriliyor. İşte varlıkla yokluğun belirlendiği kavşaksız kavşak. Vücutsuz vücut. Sıfatsız sıfat. Başka ne diyeceğim? Sıfır. Varlığın derecelenmesi artılarla olduğu gibi yokluğun, olumsuzluğun meratibini de bunun tersi olan sıfırla ifade ederiz. Mesela hastalıklar, musibetler, taun tufanlar, koronalar yani eksilerle, nimetler de artılarla. Şimdi daha bizi parkurumuzdan çıkarma gafur. Şimdi gelelim akıl. Sayfa 272. Sıfırda anladınız değil mi? Yok varlık. Adem. Adem nerede anlatırdı? Mektubat 50 kaç? 9'da. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Tabii ki ben kendi dünyamdan söylüyorum. Tabii külliyat bir umman. Sizden bunu beklemiyorum da. Çünkü sizin merak ettiğiniz sayfaları ben de sayfaları bilmem. Benim meşgul olduğum sayfa bunlar da. Ondan kendinizi şey yapmayın, suçlamayın. Meşgul olduğunuz sağ farklı. Ben de meşgul olduğum sağ farklı. Şimdi Dima grubuna gönderdim defter sayfasını. 272. sayfa mektubat 35. Konumuz akıl. Aklını aklınla tanıyacaksın. Tahir. Aklını aklına kullandırtma. Kendinin kullanmasına, istismarına fırsat verme. Aklını kullanmasına, istismarına fırsat verme. İşte bu aklını aklına verme dersi, akıl. Akıl, mektubat 35. Hakaik-i maniyenin her birisinin aksini aklen muhal telakki ediyorum. Ehli dalaleti nihayetsiz ebleh ve divane görüyorum. Ne anladık buradan? Muhal telakki etmeyi akıl yapıyor. Ebleh ve divane görmeyi de akıl yapıyor. Telakki, ebleh, divane bu aklın sıfatlarında. Yani tanımlaması bunun. Yani aklın her çeşidiyle aklı tanımak için alınmış. Mektubat 51. Pek çok seyir... Ha bu arada Dima grubu. Size bir müjdeyi vereyim. Akıl çalışma. Bu korona münasebetiyle.
bizatihi derslere gitme vesaireler olmadığı için, canlı yayına sebebiyet verdiğinden dolayı bütün zamanlarımı buna verdim. Çok gece gündüz hakikati mübalağasız çalıştım ve dün akşam 10.30'da akıl çalışması bitti. Akıl çalışması bitti çok şükür. Maşallah. He, bitti. Yani hakikaten bitti. Çok mutluyum. İlk defa dün akşam bitti ve sanki tonlar işi yukarı. Şimdi sizin gibi mübarek böyle muhatap kardeşlerle bunlar ortaya çıkacak. İnşallah önümüzdeki günlerde, bugünden herhalde şeye ineceğiz. Vicdana ineceğim. Vicdan, dima, meratipler bitti sayılır. Bitti şimdilik. Akıl bitti. Acayip acayip şeyler var kafamda, akıl hakkında. Şöyle bir defter, 400 küsur sayfa yetmedi. 1,5 defterdir toplam akıl. Ve yaklaşık ilk akıl toplamasını 1991'de yapmışız. Bunu kardeşlerle okumuştuk. 91'de ilk çalışmıştım. Ama hummalı çalışma Zeytinburnu'ndaydı. Herhalde 5-6 sene var böyle. Kardeşlerle 5-6 seneden beri, belki de fazla mı bilmiyorum. Akıl böyle her hafta 4-5 saat, 3 saat, 4 saat, 3 saat yaparak ders. 5 sene var rahat. Devam ediyoruz. Ve ama benim çalışmam, benim tespit etme çalışmam bitti. İnşallah vicdana ineceğim. Ama aktarma herhalde devam edeceğiz inşallah. Mektubat 51. Pek çok seyri fikriye ve süluku akliye mecbur oluruz. Ha, zihin bitmemişti tam. Vicdana değil de zihni bitireceğim. 3'te 2'sini yapmıştım. Size 1 veya 2 ders, 3-5 ders yapmıştım. Yani dima grubuna diyorum. İnşallah zihni bitireceğim. Zihne yükleneceğim şimdi. Bir de okuyorum, kusura bakmayın. Mektubat 51. Pek çok seyri fikriye ve suluku akliye mecbur oluruz. Seyir, yolculuk. Yürüyüş demek. Sülük, manevi terakki mertebelerinde devam etme. Demek ki akıl sırf sembol ve simgelerle dolu değil, maneviyatlarla dolu. Sülük de oluyor. Şöyle diyeyim, sülük olduğuna şey yapayım. İyi misiniz? Hazır mısınız bir şeyse? Peygamber aleyhissalatü vesselamın miracı nerede olmuştur? Nerede? Kudüs'te. Niye Mekke'de olmadı? Peygamberler. Yani ama oraya dönüyoruz. Kıblemiz orada. Kabe neyi simgelerdi? Kalbi. Arş, kalp, Kabe. Peki Mescid-i Aksa neyi simgeler? Dima. Miraç orada oldu. Aslında benim bana göre mantıken Hacerül yok. Makam-ı İbrahim'de olması lazım. Oradan basıp çıkması lazım. Orada olmuş. Aklı olmayanın dini yoktur. Ama cennete gidecektir. Din akla hitap etmiş ilk. Akıl nedir? Makesi efkardır, kalbi. Akılsız bir şey yok. Allah bile verdiği Kur'an'daki hükümleri yakilun, takilun, efele tefekkürun, efele tedebberun gibi ayetlerle aklı şahit yapıyor. Sen şahit değil misin? Diyor. Onun için çok seviyorum aklı. Ama akıl akıl olmalı. Zeka olmamalı. Mescid-i Aksa aklı simgeler. Kabe kalbi simgeler. Çok şükür. Oradan olmuştur. Akılsız miraç yok. Aklın kıblesi Mescid-i Aksa'dır. Kalbin kıblesi Kabe'dir. İmanın kıblesi de yoktur. Allah'tır. Evet, sen nerelisin, sen nerelisin? Güneş nereli? Nerelileri belirleyendir güneş. Mektubat 68. Nefsi emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Selam. Dinliyorum abi. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ydı ya.
Yani o süreçte... Hayır hayır, onu düzelt. Sonra ilk mescit nereyi yapmışlardı, Adem Aleyhisselam nereyi bina yapmıştı ilk? Ya Kabe'deydi. Son anlamda demiyorum. Şöyle söylüyorum. Ha, peygamberden önce Mescid-i Aksa'ydı. Tamam. Evet. Şimdi peygamber gelince ve bir süreç yaşandı. O sürece kadar akli delillerle ilgili bize anlatılmak istenen olduğu için mi acaba orasıydı? Sonra kalbe yöneliş olsun diye Mekke mi yapıldı? Yani Kabe mi oldu? Yani bunu da denilir Mehmet kardeş. Çünkü Hristiyanlık eylem olmadan vefat etti İsa Aleyhisselam. Eylemi yok yani. Namaz orucu gibi bir şey yok. Böyle içsel yapılandırmayı yaparken işte Allah'ın hikmeti kaldırdı. Denilebilir yani, ama şöyle soru sorarak kendinle meşgul ettiriyorsun. Kendini kendinle eşeliyorsun. Kendini kendine fark ediyorsun. Ne? Lan ben Mescid-i Aksa, Kabe varken oradan çıkarım, ama onun işi değil ki. Onu getiren Cebrail. Yani orada niye söyledim bu sıralamayı kendini? Ya niye böyle oldu diye kendim sordu. Bir dakika dedim ya. Bir dakika. Niye oradan oldu? Kendim kendime sordum. Gece soruyorum. Ondan sonra dedi, çalışırken akla kaldım. Allah Allah. Kaldım. Ama üç tane dinin de cemidir. Bütün dinlerin cemi işte Kabe'dir. Ondan sonra Hristiyanlı ve Yahudiler için de Mescid-i Aksa şeydir, kutsidir. Akıl. Aklına bastı. İki tane vasıta kullandı, biliyor musunuz? Bir tane Burak kullandı. Sonra ne kullandı? Refref. Refref kullandı. Allah Allah. Allah Allah. Allahu Ekber ya. Ve onu daha önce ders yaptık da onun için tuhaflık gidiyor. Burak yapmıştı. Harun bir ara gördüm, buradaydı. O çok meşgul olmuştu. Burak. Burak'la refref ne demek? Burak nereye kadar? Ondan sonra Cebrail'i bırakınca, Cebrail'in getirdiği Burak'ı da bıraktı. Akıl yok. Burak, akıl. Allah'ım yarabbim, Risale-i Nur nasıl bir ders ya? Hasan abi. Efendim Gökhan. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi 2-3 kez dilime geldi de şey yapamadım, sonra siz söylediniz. Buradan 2 yıl önce sizinle Tılsım Dershanesi'nden dönerken o 0, 1 ve eksi 1'i bir ara şey yapmıştım, tatbik etmiştim. O da tam tevafuk etti, eğer izin varsa. Estağfurullah. Gelirken şeyi aklıma getirmişti. Şöyle, hani Ebu Cehil şeye gidiyor da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e. Ya Ebu Bekir, senin işte Muhammed böyle böyle diyor. Mescid-i Aksa'dan böyle mi? Şu kadar zamanda gelip işte şöyle yaptıklarını söylüyor deyip onu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i Mescid-i Aksa üzerinden sıfırlamaya çalıştı. Yani mantık, akıl çerçevesinde böyle böyle değil midir diye onu onaylattı. Onaylayınca Mescid-i Aksa üzerinden sıfırladılar. İkisi eşitlendi artık. Ondan sonra peki bunu diyor kim söyledi diyor. Şimdi tam kastiye geldi. Diyor ki Muhammed söyledi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O söylediyse doğrudur diyor. Sadakattan hop ikisi sıfırlanmıştı. İkisi de aslında tasdik etti. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz artı bir oldu. Ebu Cehil eksi bir oldu. Ama sıfırlandıkları yer akıl noktasında Mescid-i Aksa'ydı. Harika. Aa, burası. Görebilecek misin? Görüyor musun beni? Beni görebiliyor mu? Görüyor. Görüyor değil mi? Abi ekranı göremiyoruz ama. Hasan Akar'ın bir yeri gösteriyor. Hasan Akar, bana bak, neyi göstersin? Ne? Hasan Akar'ın iki tanesi var, biri görüntü var. Hasan Akar'da iki tane var, bir tanesi görüntüymüş. Ha,
Bir bak bakayım ötekisine bak. Bir bilgisayar var, bir de orası. Hadi abim bas. Bak şimdi. Nasıl giriyor ya? Oraya şeye basıyor değil mi? İğneye. Evet. İğneye bas. Bunu bana gösterdi. Ha, gösteriyor mu şimdi? İğneye bastım abi. Hangi ne? Hasan Akar'ın diğer sesi kapalı olanına bassın. Hasan Akar'ın sesi kapalı olayı var ya, sesi kapalı. Hasan Akar yazıyor, sesi kapalı. Sesi kapalı bak, Hasan Akar böyle masada oturuyor gibi gözüküyor. Bu gafile bas böyle. Neyse, diğerleri görsün. Aa bak, burası sıfır. Abi görüntüsü kapalı. Açık. Aç. Neyse nasibiniz o kadarmış. Bak. Aha bak şimdi. Dur tamam. Görüyor. Ha tamam. Bak şimdi burası sıfır. Burası berza. Belirleniş yok. O Gökhan diyor ki ilim denilen tasdik, yani sadakatla ilme geçti. Adam buradan zekasını kullandı. Zekanı geldi. Telefon görüntüsünü düzeltsene. Düzelttin mi sana? Çok. İnternette sorma. Öyle mi? Hı. Tamam. Şimdi benim telefonda mı? Kamerasını kullansın ki. Tamam. Peki abim. Neyse. İnternet sorunu mu varmış? O internetle alakalı abi. Öyle mi? Şu anda düzeldi mi? Yok. Düzeldi. Şey, yakın kamera net mi? Uzaktaki net değil. Peki. Sen bağla başka, sen onun çantasına bak, beni koparma ne olur. Tamam. Dedi ki mektubat 51, diyor ki pek çok seyri fikriye ve sülükü akliye mecbur oldum. Seyir, yolculuk, yürüyüş. Nereye? Oradan çıktı yani. Gece yürüyüşü. Niye gece? Niye gündüz gelmedi Cebrail? Niye gece gitti? Üstad da gece alemimiz. Gece karanlık zannediyoruz, biliyor musun? Oysa gece bir alemdir. Karanlık onu boyamış. Karanlık, gece karanlık değil. Üstad ikisini ayırt ediyor. Gece karanlığında, gece karanlıktı diyor. Ne olacaktı ki? Niye bedi söylüyorsun? Hayır. Ba'teşe leyleha ve ahrece duhaha. Onu çıkarttı, üstünü örttü. Geceyle gündüz ben şey yapsın diye geceyi boyamış. Karanlık ayrıdır, gece ayrıdır arkadaşlar. Neyse. Gece Hasan abi, herkes kendine döndüğü için abi de. Yani afaki alem bırakır. Hasan hocam, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Ertuğrul hocam, iyi günler. Aynı sohbetler. Kabe'de kırmızı sütundan mı çıkmıştır miraca Peygamber Efendimiz'e selam? Hasan hocam. Yok, Ertuğrul. Dimağda aşina olmadığın için sen girme mevzulara. Tamam, dinleyici ol. Sen sesini kapan. Dimağa aşina olmadığı için miraca Mescid-i Aksa'dan çıktı. Kabe'den değil. Onun için bak, bizi indiriyorsun. Aşina olanlar, dimağcılar girsin. Çünkü o lugat, o kadar inersek nereden çıktığını, 10 dakikadan beri Mescid-i Aksa'dan bahsediyoruz. Efendim? Ben şey diyecektim abi. Seyri fikriye sülük aklıydı ya. Mesela seyir Mekke'den Kabe şey oldu, Kudüs'e oldu. Sülük de yukarı doğru oldu yani. Evet. Aynen öyle. Seyir. Hocam onu demedim. Kabe'den Mescid-i Aksa'ya gitti de Kabe'nin yanında bir kırmızı sütun var. Ben hacca giderken bir hoca söyledi de onun için. Ne sütun Ertuğrul? Orada ne sütun? Anlamadım. Yani Peygamber Efendimiz Kabe'nin içinde kırmızı tutundan Mescid-i Aksa'ya gitti diye söyledi de ben onu bilgi almak için. Anladım. Sordum. Peki. Kabe'nin Mescid-i Aksa'ya gitmedi mi hocam? Oradan miraca çıktı. Ha şeyi diyorsun. Evet, halasının evinden. Ondan sonra oraya uğrandırıyor. Oradan geçiyor. Tamam, orası ise doğru. Onu kastediyorsan Ertuğrul doğru, kusura bakma. Onu kastediyorum. Doğru. Tamam. Hocamız doğru mu söyledi diye senden teyit almak istiyor. Yo, doğru söylemiş. Yani oradan evden alıyor, Kabe'ye uğrattırıyor ama Miraç şeyden şey yapıyor. Doğru o Ertuğrul. Çünkü lugata inmek istemediğim için ben şey yaptım.
Şimdi sev, eyvallah, seyr oraya kadar olmuş. Sülük, ha niye orada olmuş sülük? Kemal bulmuş. Bütün veratiplerine mazhar. Ve alleme Adem'e esma külliha. Adem'e bütün isimler öğretilmiş. Adem aleyhisselam cahil gelmedi bu dünyaya. Şimdi size bir teselli ve şey, babından bir şey kullanayım. Adem aleyhisselam hatayı nerede yaptı? Cennette. Nasıl bir ruhla yaptı? Peygamber ruhuyla. Hata değil de zelle değil. O zaman olabiliyor. Nasıl kurtuldu? Günahı üzerine aldı. Tamam. Şimdi sen de alem-i şehadettesin. Dünyada değil, şey, cennette değilsin. Ve Adem aleyhisselam değilsin. Yusuf'sun. Onun için böyle günahlar ama yapma daha. Önemli olan bundan sonra bakışın. Geçmişine de böyle bak. Ya Rabbi, geçmiş günahımı Adem aleyhisselamın hatası cinsinden kabul et. Onun tövbesini kabul ettiğin gibi Adem aleyhisselamın tövbesinin hürmetine benim tövbemi kabul eyle diye dua et. Amin. Bir daha. Ya Rabbi, o peygamberdi ve cennette bu hatayı yapabildi. Ben peygamber değilim ve cennette değilim. Onun oradaki günahı, hatası hürmetine benim günahım, onun cenneti, benim dünyam. O Adem aleyhisselam peygamber ruhu, ben normal bir Müslüman. Onun tövbesini kabul ettiğin gibi benim tövbemi de tövbesi hürmetine tövbemizi kabul eyle. Amin. Evet, Mektubat 68. Kamera oldu aslında. Nefsi emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Birisinin bir sesi gelmiş galiba. Yok. Tamam. Nefsi emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Arkadaşlar, nefsi emmareyi bir tanımlayalım da böyle. Yer yer. Nefsi emmare, nefsin 7 mertebesinin soğan kabuğu gibi dışıdır. Nefsi emmare, levhame, muhlime, mutmane, razıya, safiye gidiyor. Şer değil. İnsanı insan yapandır. Nefsi çıkarsan insan değildir. Kanundur, melek gibidir. Tamam? Bu kürsten takılmıştır. En dış tarafı nefs-i emmaredir. Nefs-i emmarenin ne demektir? Alem-i şahadetin, hulasa-i camiası olan şu bedene ve bu bedendeki his, heves, bedene dayalı olan isteklerin hulasasının adıdır nefs-i emmare. Bedensel bir hayat. Tamam. Eğer maneviyat arttıkça bedenin isteklerin arkasına geçiyorsun. Bedenin arkasına geçiyorsun. Bedenin arkasına geçiyorsun. O zaman akla ister istemez tabi oluyor. Sabri orada hani tabi oluyor diye, bu niye tabi oldu orada? İşte söylüyor. 68 ya mektubat. Orada uzun olur, ben cümleyi aldım. Bana lazım olan kadar aldım. Şimdi okuyorum. Nefse emmareme akla tabi olabiliyor. Niye? Mecbur olmuş. Dünya hayatını ahiret hayatıyla muvazene ederek nefse emmareyi teslime mecbur etmiş, edebiliyormuş, ondan olmuş Mehmet. Nefse emmare akla niye tabi olmuş? Çünkü ahiret hayatıyla dünya hayatını muhakeme ve muvazene ettirmiş. İkisini muvazene etmiş. Mesela bir misal vereyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sohbette affetmeyi söylüyor. İnsanları affet. Affet derken haksız olup kızdığın adamları değil ha. Haklıyken zulme uğramışsın, affetmeyi söylüyor. Ya Resulallah dediler. Şimdi bak aklını nasıl susturacak Mehmet. Ya Resulallah, ne kadar affedelim? Yani ne kadar miktarı? Bunları şimdi ikisini muvazene ettiriyor. Dünya ve ahireti. Alıyor topluluğu komple fikren. Haşir meydanına getiriyor. Karşınızda cehennem ve cennet var diyor. Hesap veriyorsun. Cehennem ve cennet var. Bir tanesini korkuyorsun, bir tanesini lal kalıyorsun. Peki ne kadar affedilmek isterdin?
bu hesapta. Diyor, fikren hisse, fikirden çıkarttı, fikir oraya götürdü. Onu fikren yaşattırıyor. Bakın diyor cehenneme, bak. Cennete bak. Şurada da hesap var. Beni affedin diyorsun. Onlar da diyor ki, ne kadar affedeceğiz biliyor musun? Affedeceğiz seni. Ne kadar? Alıyor seni Allah Resulü fikren, tekrar dünyaya getiriyor. Ne kadar affedersen, o kadar affedileceksin. Bu sefer akıl mağlup oluyor. Akıl diyorum tabii. Nefs-i emmare mağlup oluyor. Akla tabi oluyor. O zaman ister istemez de içimizde yansa, helal ettim, helal ettim diyebilen insan, nefs-i emmaresi akla tabidir. Başka bir şey yok insan. Akla, ama ben diyorsun da, çok rastladım böyle akrabamda da rastladım. İçim rahat etmiyor diyor. Yani ben helal edemiyorum. Edemezsin çünkü nefse emmaredesin de oldu. Ama olayı fark eden iki tarafı muvazene edebilenirse gayet gönül rahatlığıyla helal olsun ya. Çünkü niye? Benim bildiğimi, hissettiğimi onlar bilseydi zaten kafayı yerdi dersin. Ya. O zaman iki tarafı böyle fikren, hissen, cennet, dünya ve ahireti ne kadar aleminde oturmuşsa aklen, ondan sonra nefs emarenin tesirinden o kadar çıkıyorsun. Çünkü onun hükmüyle yaşıyorsun. Ne kadar hoş ya. Okuyorum şimdi Mektubat 93. Çünkü sırr-ı imtihan ve hikmet-i teklif iktiza eder ki, ne abiler? Sırrı imtihan. Bizim imtihan bakalım Allah, bakalım Kerim ne yapacaksın, ne edeceksin, bir göreyim seni. Öyle zannediyorlar ha, biz onun için gelmedik dünyaya. Allah seni bir göreyim, bir bakayım diye değil. Sen kendini bir gör bakalım. Allah zaten biliyor. Sırrı imtihan, imtihan değil. Tayyip, sırrı imtihan ve hikmet-i teklif. Teklif de değil, hikmet-i teklif iktiza eder ki, akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihi bir surette olsa, o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder. O Gökhan'ın şeyine geldi böyle, Ebu Bekir, bak tevafuka bak. Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faydası kalmaz. Kömür ile elmas bir seviyede kalırdı. Biliyorsunuz kömür ile elmas temel maddesi kimyada, ikisi de karbondur. Böyle dizerseniz kömür, karbonu, böyle dizerseniz elmas oluyor. Tecrübe ve imtihan ise neşrinemaya sebeptir. Metni okudum. Bitti şimdi çıkarımlarımız. Mektubat 93'ten okudum. Neticede istidatların kabiliyetlere, hakaiki nisbiyelere, nukuş-u esmasını göstermesine ve kainatı metubat-ı samedaniyeye, sırr-ı imtihan ve sırr-ı teklif, ervah-ı aliye ve ervah-ı safilenin tasafi eden ayrılır. Bir daha, istidatlar ne demek? Allah, istidatla kabiliyet arasındaki farkı söyleyeyim. Yazılım var ya yazılım, aslı fıtrat. A, B, C, Ç, D, K, L, M, N, K, sonra ne geliyor? L, sonra M, N, unutmayasınız diye. L önce geliyor değil mi? K, L, M, N, N sonra geliyor. Fıtrat-ı Selili, Lam. Fıtrat-ı Selim'e aslı yazılım, bizimle alakası yok. Allah yazmış, yaratmış seni. Fıtrat-ı Seniye, K, L, M, N. Fıtratı seniye, ikinci fıtrat. Senin kazandığın fıtrat. Şimdi şu, herkes alim olacak istidattadır. Herkes doktor olacak istidattadır. Hem maddi hem manevi örnek vereyim. Doktor ve alim olacak istidattadır. Ama herkes alim ve doktor olacak kabiliyette değildir. Kabiliyet ortaya çıkan, çıkarttığımız miktardır. Kabil olmak. Şimdi iyi dinleyin. İstidatların kabiliyetlere, yani hakaiki nisbiyelere, hakaiki nisbiye tasavvurdadır. Yani
dışarıdan alma kabiliyetimize hakaiki nisbiye, o alınanı içeriye alıyoruz. Diğer geçmişimizdeki bilgilerle harmanlama, kıyas yöntemi yapmaya itibariye denilir. Emri itibari, emri nisbi. Emri nisbi dışarıdan alma kabiliyeti, emri nisbi, emri itibari ise alınanın harma edilmesi. Hakaiki nisbiyelere nukuş esmasını göstermesini ve kainatı, hani istidat, çık dışarıya, kabiliyet, çık dışarıya, hakaiki nisbiye. Ne oluyor bu? El cever, istidat, kabiliyet, hakaiki nisbiye. Yani istidatlarımız kabiliyete ne kadar çıkmışsa kainat hakaiki nisbiye olur. O kadar kıyas olur, o kadar farkındalığınız olur. Farkındalığın olur. Evlenirken bile diyor ki ilkokul mezunu, ben üniversite mezunu olmaz diyor. Niye? Hakaiki nisbiyelerimiz farklıdır diyor. Tamam. Ben çıkarttım abi. Bunu mu çıkarttın? Tamam. Tamam. Kapatabilirsin. Ha, şimdi hakaiki nisbiye nereye göre oluyor? Kazanımlara göre oluyor. Tamam. Kazanımlarına göre oluyor. Yani istidat, inkişaf ettirdim. İnkişaf ettirdiysem dışa bakışım ne olacaktır otomatik? Değişecektir. Dışa bakışla elde edilmeye çalışan, anlıyor musunuz bak? Dışarıya bakıyoruz, dağdır, evdir, kadındır, erkektir, soğuktur, sıcaktır. Bunu fark ediyoruz ya, hayvanda bu yok. Hayvan, ottur, sudur. O kadar. Hakaiki nisbiye tarafımız farkındalığımızı yapıyor. Tamam mı? Dış dünyayı. A, bu budur, bu da budur. Peki bunu aldık. Dışarıdan a, bu budur, aldık dışarıya. Ya mesela niye oturuyorsunuz? Niye buradasınız? Niye evinize gitmiyorsunuz? Herkes neyin peşine koşuyor? Siz neyin peşindesiniz? Bu hakaiki nisbiyedendir. Peki aldın. İçeriye aldın şimdi. Bu dersleri alıyorsun. İbrahim vesaire arkadaşlar. Aldınız mı? İçeride Kur'an'ınız var, imanınız var, itikadınız var, maziniz var, kültür, örf, anane, kültür, geleneğiniz var. O alınan da bu dersi, şu anda almak hakaiki nisbiye. O geçmişinizdeki yekünle harmalama, harman yapıyor. Bu harman yapma özelliğine emri itibari, hakaiki itibariye denilir. İtibari vücudu yok. Senin alemine mahsus. Mesela ben seni aldım. Alemimde bir İbrahim var. O kavga ondan çıkıyor. O İbrahim'i Nefsül Emir'deki İbrahim zannediyorum. Hanım. Hanım sen var ya sen. Sen şöylesin böylesin kavga gürültüle bundan olur. Hakaik itibariyesi hakaiki nisbiye zannediyor. Dünyadaki İbrahim, hakikatteki İbrahim başka. Bir de başka bir İbrahim var. Allah'ta İbrahim nasıl? Ben üç taneyim. Sizin dünyanızda ben. Benim dünyamda ben, Allah'ın aleminde ben. Hangisi? Üç tane şahsiyet çıkıyor böylelikle. Demek ki istidat, kabiliyetlerimizi, yani eylem ve itikatlarla istidatları uyandırdık, kabil olduk. Onlar neyimizi arttırdı? Hakaiki nisbiyemizi. Hakaiki nisbiye ne yapıyor dışarıyı? Elmaya armuta bakarak nukuş esmasını göstermesine, Esma'nın cil ve cemal nakış sanatını göstermesine, yani kainatı metubat-ı samedaniyeye çıkartıyor. Görüyor musun bak? Sonra sır imtihan, sır teklif ortaya çıkıyor. Bunu görebilecek makamdayken, yani bunları okuyup yapılandırıyorsun kendini. Allah bilmesi için değil haşa. Allah cahil değildi ki seni bilsin. Biz kendimizi kendimizle görmek için geldik. Aklımızla, aklımıza hakim olmak için. Şimdi bu sırrı imtihan, yani imtihan değil bu. Yani öyle cennet, cehennem meselesi değil bu arkadaşlar. Biz bu dünyaya gelmek için, gelmek cennet, cehennem falan değil bu. O bir şey değil ki, zaten cennetteydik ya, baba memleket orası. Dert o değil. Bu sırrı imtihan, sırrı teklif,
Allahça insanın bir sırrı var. Bir sır var. Allah bizim için nasıl sırsa, biz de Allah'a sırız böyle, yani bilinmezlik manasında değil. Herkesin aleminde Allah nasılsa, ama bu inkişaf, bu şu konuşmalar var ya, şu konu, şu ders, cennette olsaydı olmayacaktı. Olmayacaktı bu. Çok basit, özür dilerim, inkişaf etmemiş bir adamı koysan hayvan gibi bir şey olacaktık. Yeme ve uçkurluk. Bu inkişaf etmemiş insanlar nedir? Onun için affedersiniz dedim yani. Yeme ve uçkurluktan başka ne var bu ehli dünyanın? Yani bu mevzularla hiç ne, uzaktan yakında ne alakası var? Bu kadar basit. Hayat bu. Zannediyor. Oysa böyle namaz, niyaz, oruç gibi biraz böyle hisleri inkişaf etmiş bir Müslüman. Ama biraz da böyle mütefekkir, Risale-i Nur'un tefekkürüyle meşgul olan bir insanın ahirete imanı, yakiniyeti böyle ilmi değil ki artık. Hissi oluyor diyor 146 Emir daha bir. Daha biraz da ileri, şuhudi. İmam Ali diyor ki, alemi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmez. Gel bu tarafa. İki sene nur talebesi olan ustadın talebesi Hasan Feyzi abi diyor ki, dersimi diyor Risale'ni okurken, dersimi diyor kabu kalpsenden aldım eleman. Biraz daha aşağı inelim. Hafız Ali abi. Balla'da. Bana da yazıyor. Abim bir tanesi ders yapıyor. O alemlerde dolaşıyor. Ve onu da yazıyor. Dile getiriyor. Balla'ya ustad koyuyor. Ve o alemlerde dolaşıyordum diyor. Kafam karıştı diyor. İhata edemedim diyor. İndim aşağıya diyor. Baktım dedi ya, ya bu çok büyük. Bir hata edemedim. Ruhu o kadar değilmiş demek. Sonra baktım bir küçük saray gördüm diyor. Oo tamam diyor. Ondan sonra saraya geldim diyor. Girecektim diyor. Ulan ben bu kapıyı nasıl açacağım dedi. O anda ders yapan abi Bismillah anahtardır diyor. Birinci ders yapıyormuş demek. Ondan sonra hemen hatırlattı. Nasıl böyle bir iletişim oluyor? Bismillah dedim, kapı açıldı diyor. Girdim içeriye. Sarayı tanımlıyor, tarif ediyor. İçeriye girmiş adam. Kimmiş o? Kendisi, kendisiyle. Aklını, aklıyla. Onun için aklınızı aklınıza kullandırtmayın. Kendinizi kendinize istismar ettirmeyin. Bak ne yapmış. Girdim oraya diyor. Şimdi insanlık neyle meşgul? Yok canım sıkıldı. Yok psikoloji bir şey. Yok böyle şey yapamıyorum. Allah Allah. İmtihandan bahsetmiyorum ha. Sır sır. İnsan, insan olmak bir sırdır. Bab-ı insaniyet ismi Hakk'ın cilvesidir. İnsanlık alemi denen bir alem var. Bab-ı insan. Oraya insan olan girecektir. 11. Hakikatta. O 10. sözde. Bak şimdi. Sırrı tek şey imtihan. Sırrı teklif. Ne iktiza ediyor? Bizde bak ne çıkacak şimdi? Erva haliye, erva habise tasafi ederek ayrılacak. Bak beraber gittim, görüyor musunuz? İstidat, kabiliyet, hakaiki nisbiye, hakaiki nisbeden sonra sırrı teklif, sırrı imtihan. Ne yaptı? Benim celali tarafıma, cemali tarafıma erva habise, yani ilaçla örtemezsiniz ki bunu. Erva habiseler çıkmış. Üstü açılmış. Bir kere açılmış bu kapak. Adamlar acayip ses duyarsın şey olur. Bu neyle o? Günahla. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Şey cenab-ı tabi. Koku cenab-ı Allah. Allah diyor ki Celle Celaluhu Kur'an'da. Başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarınızdır. Yani kapağını açtın sen. Mesela onlara ait bir tanesini söyleyeyim başıma geçeni. Yapmayın ama. Celcelitiye var biliyorsunuz. Usta Telgün okurmuş. Rüştü abi de okurmuş. İki tane beyit okumayın demiş. Ne oluyor? 75 ile 76 Allah alem. Ben çizmiştim evet. Abi. 75 ile 76. beyit. O galiba. Okumayın. O diyor bize. Okuma be Hasan. Niye okuyorsun? Okuma demiş. Yap 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 diyorsunuz ya abi. He? Yap 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 diyorsunuz ya. Nasıl ama anladım. Yani bunu şunu yap şunu yap diyorsunuz ama. Ama oraya yapma. Bir defa diyorsunuz ki yapma diyorsunuz. O oraya takılıyoruz abi. Oraya takılıyor. Yap, oraya okuma diyor. Ustad silmiş.
abiler gitmiş onu yazmış basarken. Nokta noktadır ilk baskılarda. 1980 baskılarında. Rüştü abiye dedim ki, abi dedim olsa ne olur? Olsa senin gibi dedi insanlar merak edip okur dedi. Okudukça dersin başına ilk 20 dakika ne anlattım? Subhanallah, 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 subhanallah. Anahtarın dişlisi gibidir. Dişli var ya, tek 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 iniş çıkışlar. O kilidi açmak için anahtardır. O subhanallah, subhanallah tekrar değil, dişlerin şeyi gibidir. Ehli dünya ne diyor? Aynı şeyi tekrar etmek, rezonansa girip o aleme o nispetle içeriye giriyorsun. 33 defa değil, 32 defa desen olmuyor. 35 defa dersen orayı da aşıyorsun, geçiyorsun öte, o başka bir yere gidiyorsun. İlle oraya 33 tane çekeceksin. Rezonans diyor ya ehli dünya, morfix böyle alanı. Şimdi okuma dedi, tamam mı? Şimdi biz de cahiliz, 22 yaşında bak. Gizli gizli okuyoruz. Okuduk, okuduk. Ondan sonra okuduk. Sonra yatakta bizi doğrultuyorlar, kaldırıyorlar, ayağı dikiyorlar. Onu okuyanın yapacağı var. Ece kıl bakalım şu namazları. Ayakta kal. Hiç benim iradem yok, ayaktayım. İsterse kalkma. Şöyle vesaire. Sonra ben bir küçük parçasını söylüyorum. Baktım derse gelenler acayip acayip suratlar. Mahluk. Ondan sonra ne ders yapabiliyorum, ne şey yapabiliyorum, korkuyorum, şey yapamıyorum. Sonra tersine ağlayarak, aylarca, senelerce okumamakla beraber yalvararak bunu benimle kaldır, kaldır, kalktı. Çok şükür. Öyle ama bu sefer tefrit etti. Celcüliyeti çıktı dünyamda. Hepten çıktı. Hele hapisten sonra da zaten okumuyorum. Okuyacak şimdi. Vesaire oku. Yani niçin dedim? Allah'ım affet şey için. Erva habisi uyanıyor. Erva Ali de uyanıyor. Biz o evradı evrat zannediyorsunuz. Mesela bakın. Şuraya bak. Sesime bakın. Er-Rahman allemen Kur'an halakal insana lemehul beyan. Bu ses. Ama elektronikte nedir? Böyle mi? Ses var ya ses kaydı. Cep telefonunda görürsün. Evet. Ne? Sese benziyor mu bu? Er-Rahman. Ha? Ha. Böyle gözüküyor. Kardeşim, bu dünyada da Allahu Ekber, Allah hareket gözüküyor. Ötelerde öyle bir şey yok. Bu dünyada Er-Rahman titreşimdir. Öyle bir şey yok. Kafanın içinde bile ses yok. Kafan için karanlıktır, kafan için sessizdir. Bu kulağa gelince buraya dönüştürüyor. Ondan sonra elektrik ampulistleri denilen bir şeye dönüşüyor. Daha acayip şeylere dönüşüyor. Hepten öteye 7 mertebe geçince zaten ses mes yok. Tamam. Nedir o? 7 mertebe ileriye geçince burada alemimde ses. Ben ses diyorum. Aslında ses, titreşim. Geldi buraya kadar birinci bu. O iç, o diş kulak, orta kulak, ikinci kulak, ondan şuraya şuraya derken bu 7 mertebede artık maddeden tamamen çıkıyor, manaya dönüşüyor. Tekrar, hani elektrik direkleri var ya böyle paneller şey üretiyor, elektrik üretiyor. Peron, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Beygir gibi dolaşıyor. Zahirde görüntü bu. İçeriği nedir? Elektrik. Daha içeriği nedir? İstanbul'daki bir fırın çalışıyor. Daha nedir? Dershanede ders yaparken ampul. Ama Çatalca'da aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı. Ampule bak ne alakası var? İşte aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı. Ruhta istidatları oynatıyor. Burada bu. Burada bu. Ötelerde böyle değil ki. Başka şey. Ha. Evlat okuyorsunuz. Er-Rahman. Veya Celcelitiye, Bismi, Vesmu Asa Musa Bihi Zulümatin Celet gibi var ya böyle Celcelitiye'de. Zahide bir ifade. Ötelerde, Vesmi Musa Asa Bihi Zulümatin Celet böyle, aynı buna benziyor. Ötelerde,
İstanbul'da ampul olur. Işık olur. Şimdi bu evradı biz burada okuyoruz da onun adı, dindeki adı sevap. Alemde öyle değil. Alem açılıyor. Açılınca ne oluyor? Ervah haliyeler uyanıyor. Ervah habiseler uyanıyor. Kötü de öyle. Ya ne olacak ya, bir kenarda menfi bir gazete okudum. Ya bir cep telefonunda menfi bir video seyrettim. Burada bu. Burada video yok. Hele kalpte o habis alem açıldı. Zina, içki, kumar. Ne diyor Kur'an'da? Kendi elinizle yaptınız. Abi kulağımda sesle, abi değil. Nereden çıktı sana? Tipi tipten çıkmadı ya. Pozitif kuyusun kapağını açtın. Koku oradan geliyor. Ne yapacağız? Zamanda ne kadar onu hangi zaman dilimiyle bu kadar günah işledi? O kadar zaman dilimiyle ele fotokopi yok. O kadar dilimiyle adam gibi adam olacağız. Adam gibi adam olacağız. O kapak yavaş yavaş kapanacak. Nasip. Yok hemen istiyorsan. Çapa'ya gideceksin. Cerrahpaşa Hastanesi'ne gideceksin. Aklınla. Diyeceksin ki aklınla. Aklımı devre dışı yapın. Verin ilaç. Tamam. Leylim leyl. Hep böyle yaşayacaksın. Veya adam gibi adam olacağız. Tamam. Niçin bu kadar anlattım? O alemler uyanıyor. İşte sır. Alemi tagayir ve tahavvülünü irade etti. Alemler celal ve cemal alemler inkişaf etti. Zıtları birbirine karıştırdı. İnsan hem celal hem cemal. Hem ölüm korkusu hem ümit. Kaf ve reca, cemal, celal. Ne acayip bir şey. Kabz ve bast aletleri. Mesela bugün sabah Allah Allah durup dururken ben hiç alakası yok. Ulan niye canım sıkılıyor ya? Bir baktım hava acayip, kapalı. Böyle güneş kardeşim böyle arada bir şey yapayım da sana vereyim diyecek. Müsaade etmiyor şey bulut. Dedim ya Allah Allah. Ne yapıyor? Zıtları Allah birbirine karıştırdı. Alemde de öyle. Donukluk var mı alemde? Sabitlik var mı? Benim alemim nasıl donuk olacak? Nasıl sabit olacak? Böyle bir şey olur mu ya? Alem devamlı değişirken içini yaşayan da ben de değişeceğim. Alemleri zıtları karıştırdı. Kainatı tebedül ve tagayür düsturuna tabi kıldı. Ama bazıları fazla etkileniyor. İlle sıkıntı arkadaşlar, sıkıntı sizinle alakalı değil. Ya aleminiz diş dünya ve yediğiniz gıdalar veya soya dayalı bir şey. En mühimi de alem İslam'a indirilen darbelerin senin hissene, maneviyatına, ümmet ruhuna ayrılan miktardır o sıkıntı. Alem İslam'a indirilen sıkıntının faturasını ödüyorsun. Sen de karşılık veriyorsun o. Karşılık veriyorsun. Sana o kadar hisse çıktı. Büyük zatların, ustadın 9 tane dişi düşmüş bir gecede sıkıntıdan. Ben bir defa sıkıntıdan uykum tamamen gitmemiş ya. Hangi Abdülhamit miydi? Birinci bir veya ikinci Abdülhamit. Rusların Balkanlarda 25 bin Müslümanı katlettiler. O haber üzerine sarayda ölüyor hemen o haberle. Ama bizim yemek iştahımız bile gitmiyor. Ruslar böyle kalleş yani. Zıtları birbirine karıştırdı. Kainatı tebedül ve tagayür düsturuna tabi kıldı. Meclis imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esma-i Hüsna hükmünü icra etti. Kalemi kader mektubatını yazdı. Hep çizgi yapmışım ha. Hep sırayla öyle. Rastgele yazmamış usta. Dünya ahiret fidanlarını yetiştirdi. Sözler 587'de anlatıyor. Sır imtihan, hikmeti teklif, iktiza eder ki akla kapı açılsın. Mescid-i Aksa kapıdır. Aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Kapı açılsın, ihtiyar elinden alınmasın. Aklın kapısını değil, akla kapı açılıyor. Aklın kapısı açılmıyor. Akla kapı açılıyor. Ben geliyorum, kapıyı açıyorlar. Benim kapım değil, kapımı açıyorlar. Akla kapı açılsın demek, aklın içinde kapı açılmıyor. Yürürken kapı ona açılıyor. Fark anladınız mı? Aklın kapısını değil, akla kapı açıyor. Akla kapı açıyor. Yani ben giderken
sensör, sensörler var ya böyle, bana kapı açılıyor. Otomatik, o pat diye bilmeyen adam olan keramet, kapı bana açıldı. Sensör ne yapmış bana? Kapıyı açtı. Bu kapı değil, önümdeki kapı. Bizim arasında peygamberler olmadığı zaman aklın kapısı kapalı değil mi? Yok. O tabii ki kapalı. O kapının, mesela şöyle düşün. Kilit var, içinde hazine var. Karpuzlar falan şeyler. Anahtar var sende. Anahtar tık 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 var ya. Bir tanesi bozuk olsa ne olacak canım? Bir tane fazla mal göz mü çıkarım? Bir tane diş fazla atsan açar mı? Peki, anlatmak istediğim şu. Anahtar kilidi açacak. Anahtarda sakın değişiklik yapma. Kilit buna karşıttır. Tamam mı? Buna karşıttır. Açtın. İyi dinleyin. Kilide bakın. Çıkışsa bu iniş. Bu inişse bu çıkış. Tamam. Sonra kapıyı açtık. İyi bakın. Anahtar kapıyı açtık. Baktık ki karpuz. Karpuz yarılmış. Şimdi anahtar karpuza benziyor mu? Bu dersler anahtardır. Alemimiz kapıdır şu anda. Öteler ise karpuzun kendisi olacak. Oluyor da bize aslında bir şey olmayacak. Şu anda oluyor. Şu anda biz çırp çıplağız. Hepsi bizi görüyor. Yani ne yaptım? Orada ortaya çıkmayacak. Zaten oluyor. Bu dersler burada olduğunu zannediyoruz. Birbirine bindirmiş alemdir. Bu dünya alemi gaybın üstlerine tenteneli perdedir diyoruz da. Dersin letafeti nispetinde orada icra ediliyor. Ki Allah Resulü İlim elcisi cennet bahçelerinde bir bahçedir diyor. Burada olduğunu zannediyorsunuz bu dersin. Burada ifade ediliyor, sureti budur. Hakikati aynı anda oradadır. Şu anda kimler olduğunu bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Zeytinburnu'nda bir yer vardı. Orada misafirlerimiz çoktu, oraya yattılar. Gece gülüyor. Gece uyandırıyor. Kardeş dedi. Sen yatağını bu tarafa al dediler. Hiç de korkmuyorlar. Biz de burada namaz kılıyoruz. Eklediler. Biz dersi buradan dinliyoruz. Burada yatma. Yatağını bu tarafa. Hatırladın mı? Evet. Ya. Allah. Evet. Ortalık boş değil yani. Ortalık hiç değil. Neler hissediliyor? Yani derecene göre hissediyorsun böyle. Kimler? Ustad demiş ki ihlaslı olan İhlaslı olan her Risale-i Nur dershanesine derste gidiyorum. Yani başkası yaptırıyor. Yani surete şimdi birisi gözüküyor. Hasan gözüküyor. İyi şeylerin ağzından çıkıyor diye ben mi dedim ya? Hasan abi çok kısa mesela ben sabah ekmek alıyorum ya. Kaç defa dedim kendi kendime diyorum ya karışma diyorum. Başkasının nöbetini alma diyorum. Diyorum gene o zaman da durduramıyorum. Kaç gerçekten söylüyorum gene çıkıyor. Durmuyor. Şu anda mesela Allah Resulü'nün ağzı yok muydu? Hadis çıkıyordu. Aynı ağızdan hadisi kutsi çıkıyor. Aynı ağızdan ayet çıkıyor. Kullanıyorlar işte. Ağacı kullanıyor Allah. Onun elleriyle meyveleri veriyor. Seni beni kullanması çok mu şey ya? Yani şu alemi şehadet, alemi gaybin üzerine tenteneli perde değil midir? He? Hep şimdi sureti burada da bu dersin hakikati burası değil ki ya. İlim elçisidir diyor. Cennet bahçesidir diyor Allah Resulü. Yani bu konuşmalar bu dünya cinsinde değil ki. Bu nedir o zaman? Neyi konuşuyorsanız oradasınız. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız oradasınız, ona dönüşüyorsunuz. Şu anda kötü hissedemezsin kendini. Çünkü bu alemin atmosferinin içindesin. Şu anda ne konuşuyorsan odur yani, o açılmış. O hazır oluyor ruhaniyatları. Eğer zikir ediyorsanız Abdülkadir Geylani gelmiş oluyor. Değilse asıl mücedidin şey okuyorsa onlar açılmış, onlar var yani. Burası değil ya. Burası suret arkadaşlar. Yani mesela diyor ki, bir örnek vereyim de. Görüntülü telefon açıyorsunuz annenize. Annenizi diyor. 0500 bilmem ne 216 25 12 sayı değil mi? 12 10 2 sayıya bak.
Neticeye bak. Oo anne. Lan 12 ile annemle ne alakası var? He? 0510 bilmem kaç, 216 bilmem kaç, 552 telefonu çevirdik, görüntülü anne. Anneni görünce ne hissediyorsun? Bu vasıta kimdi? 12-25 sayısı. Aa karşında. Beşer mekanı ortadan kaldırdı. Aa görüşürüz. Görseydim hissedecektim. Bir sıcaklığı yok. O da çıkacak. Aa bak. Şimdi annem Adana'da, ben yanımda, ben orada mıyım, o mu burada? Aynı şey. Kesif insan böyle olursa, şimdi bu dersler nedir? Bu ortam aynadır. Tak 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 çevirdik. Demiş ki bu. Onlar mı burada, biz mi oradayız? Bir tanesini gördüğü gibi ahirettekiler size soruyor. Ya siz mi buraya geliyorsunuz, dünyaya da benim rüyamda giriyorsunuz? Ben mi size geliyorum? Dedi ki hayır, siz de belirli bir yere geliyorsunuz ruhla. Biz de bir yere geliyoruz, orada buluşuyoruz dedi, bunlar konuşuyoruz diyor. Devam edeyim. Bu şeyi bitirdikten sonra tespiti, tespit bitti mi dersi bitiriyor. Sırrı imtihan, hikmeti teklif, bak imtihanın sesidir o. Ezan namaz zannediliyor. Neymiş? Sırrı imtihanın, hikmeti teklifin iktiza eder ki akla kapı açılsın, akla kapı açılsın, aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Bitti. Aklın kapısını değil, akla kapı açıyor. Yani ben giderken sensör bana kapı açılıyor. Bana kapı açılıyor. Sonra aklın ihtiyarı kalmaz. İhtiyar akılda. Yani ihtiyarın sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. İhtiyar var ya, ihtiyar. Cüz ihtiyar. Şu. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Nedir? Nedir nedir arkadaşlar? Cüz-i ihtiyar. Okuyayım. Yanlış yapmayayım. Tasavvurda yerini görelim. Şurada bu akıl, akıl haritası, yani kafa, bu hayal, bu düşünceler, bu akıl, akıl berza, beyne bey, bir tarafa taraf girdiği, burası serbest bölge, aklın her türlünün her türlü mertebesi var. İyi ve kötü, celal ve cemal. Her şey var. Her şeyin her mertebesi var. Sonra akıl yönlendiriyor. İlim olur, izan olur vesaire. Şimdi cüz-i ihtiyar, cüz-i ihtiyar şurada, sureti tasavvurda, kanuniyeti taakkulde olacak. Yanlış olmasın. Şedde koy. Taakkul. Ondan sonra tasdikte, iltizamda, içim rahat etmedi. Cüz-i ihtiyar görüyor musun? Eğer bu formülü bilmezseniz, külliyat okurken, ya Allah Allah, tasavvurda ya, düşünce boyutunda şekillenmemiş, daha vücut bulmamış. Ama olur mu ya, akıl ona göre şey yapıyor? Ya nasıl olur ya, adam cüz-i ihtiyarıyla eylemin sorumlusu? Heh, bu formüldür. Yani, bir şey anlamak için külliyatta, birbirine çatışan, çelişen, zıtlaşan mertebeler zannediyoruz, tamam mı? Temin ediyoruz. Diyoruz ki bu hayır. Bir yerde suretini anlatır. Suret şu. Mesela eylem.
eylem. İmanı yapalım. İmanın sureti. Yani haram helallarım, davranışlarım, harama bakış bakmamışım, tertlerim. Kanuniyeti nedir iman? İç alemimdeki beni boyayan hal. Hakikati nedir? İmanın hakikati, bütün o şey aşağı zam orada. Mahiyeti de Allah'ın zatındadır. Neye benziyor? Çekirdek, ağacın kökteki çekirdek. Çık dışarıya, ağacın sürecin sonucu meyve var. Meyve, sonuç. Ama o meyvenin içinde çekirdek var. Kökteki çekirdeğine ait. Evveluhu, en son, ahiruhu. Ağacın görünüşü zahiru, ağacın içerisi batını. Neyse bunlar bilinen. Çabuk gideyim ki dersi şey yapacağım. Yarım saatim kaldı. Bedi olan ihtiyarı kaldırıyor. Bedihat, ihtiyarı ortadan kaldırıyor. Demek, kayıp olursa ihtiyar aktif. Bedi olan da ihtiyar olmuyorsa, yani bedi bir şeyde, diyelim ki ışık yanıyor, tamam mı? Lamba yanıyor, evet diyen Müslüman, hayır diyen kafir. Bedi bir şeyde ihtiyar yok. Zahiri bedihi olan tercih etmek tahten ihtiyar olur ki, hayvaniyetten aşağı bedi bir şeyi teklif etmek insanı hayvandan aşağı düşürür. Bu da galiba küfür, şirk, dalalet oluyor. Bedihi bir şeyi, adam bedihi bir şeyi de mesela diyor ya, bana diyor peygamber gelmedikçe özel diyor, bir tanesi öyle demişti bana. Bana diyor özel peygamber gelmedikçe ben iman etmem dedi. Görüyor musun? Böyle mahluk yani. Buna ne diyor Cenab-ı Hak, ne güzel diyor. Oh diyor. Kelenamu belhumada. Hayvandan daha aşağıya. Ki hayvandan daha aşağı olmasının sebebi hayvanlar ihtiyarlarıyla hareket ettikleri için. Mesela kedi ekmeğe nispeten ciğer. Arı oduna nispeten çiçek tercih ediyor değil mi? Neyle yapıyor bunu? İhtiyarıyla. Sırf alem-i şehadete ait. Zahiri ve bedi şeylere ait. Tercih şey yapsa, bedi şey bunlar. Teklif etse İnsan hayvan kalacaktı ihtiyarıyla. İrade nedir peki ihtiyarı? İrade ulvidir. Enfus alemindedir. Dış dünyamızı, dünyamızı ihtiyarla, maneviyatımızı iradeyle tanzim ederiz. Dış dünya, yani yap yapma, git gitme, evlen evlenme, çalış çalışma, kadın erkek gibi böyle dış dünyamızı tanzim eden tercih ihtiyardır. İç alemde evrat okuyayım okurken böyle, dendiği gibi namaz kılmak öyle. Ulvi şeyleri tercih iradeyle olur. İhtiyarla olmaz. Bediyatta tasdik olur. Tasdikte ilim vardı. Zahir herkese göre aynı olduğundan, gayb olmadığından ihtiyarı ref oluyor. İmtihan tasdikte tasdiğe kadardır. İmtihan tasdiğe kadardır. Tasdikte dahil izan Müslüman olmak. Hatmedilmişse kalbi izanla bitmiş oluyor. Demek imtihan sahası tahayyül ve tasavvur ve taakkul. Bu alanda oluyor imtihan şurası. Tahayyül, tasavvur, taakkul. İmtihan buraya kadardır. Bundan sonra belirlenişi. Bak iman, mümin buradan. Kafir bu tarafa. Şuradan herkes ortak. Kafir, mümin ortak. Burası berza, karar verecek yer, akıl. Vahiy buraya geliyor. Burası ortak alan. Buraya geliyor. Akıl. Burayı tercih ederse mümin. Böyle tercih ederse kafir. Şimdi o zaman imkan sahası tahayyül, tasavvur, tahakkule kadardır. Ondan sonra imkan bitiyor. Ne yazıyor? Bakayım ne gelecek. Tahayyül, tasavvur, tahakkul bu alanda oluyor. İltizama çıksaydı tasdik olurdu, fiiller olurdu. Tasdik seviyesindeki ihtiyar, hak veya batıl ilimleri olur. İlmiyle dalalete gidiyor. İmtihan tecrübedir. Tecrübe ise bir şeyin hakikatına, ıttılığına peyda etme. Çok dikkatle düşünmek ki, dikkat bir latifeydi. Dikkat aklın sıfatıymış. Teklif. Ne demek teklif? Vazife vermek, yüklemek, bazı şeyleri yapmalarını ve bazı şeyleri yapmamalarını denmesiyle dinen memur ve vazifeli ve mükellef edilmiş.
teklif ilahi bir tecrübedir. Ailelerle, alilerle suflilerin ayrışması bitiyor şey. Ruhtaki tohumları sulamak ve neşünemalandırmak için beşeri teklif ile mükellef kılmış. Eğer teklif olmasaydı ruhlardaki o tohumlar neşünema bulmazdı. Ruhun manen terakkisini, vicdanın tekemülünü, aklın ve fikrin inkişaf ve terakkisini telki eden, yani bir daha, ruhun manen terakkisini, ruh, vicdanın tekemülünü, aklın ve fikrin inkişaf ve terakkisi için telki eden, yani aşılayan şeriatlardır. Mesela bir ağaç düşünün, kesiyorlar, aşılıyor. Şu anda bu ders sizi aşılıyor. Yabani böyle ağacı aşılıyorlar. Yani aklımı şu derste dölleniyor, aşılanıyor. Ne, kimdir bu? Şeriatlar, bu şeriattır işte. Bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Şimdi serbest bölgeyi biliyoruz ki şeytan her zaman müdahale edebiliyor. İmtihan sahası olarak da tahayyül, tasavvur, taakkul olarak belirledik. Benim merak ettiğim şu, şeytan acaba taakkule de müdahale edebiliyor mu? Sanki taakkule de bir hani tasavvur ve tahayyülde cirit atıyor, serbest bölgede cirit atıyor da sanki taakkule de bir müdahalesi varmış gibi geliyor. Bunu size soruyorum, nasıl olacak? Allah razı olsun doktorum. Ben de çok merak ettiğim bir şeydi. Çok eskiden. Burası serbest bölge. Şeytan bak bu şer. Bu da hayır. Bu ne demek? Şerlerin buraya ne atıyor? Bu. Bu ne demek şu çi? Buraya hayır atıyor. Tamam. Şimdi burası serbest bölge. Buraya atıyor. Doktor diyor ki buraya müdahalesi var mı adamın? Buraya müdahale etti. Vesvese Risalesi'nde diyor ki buraya geldi. Senin Allah razı olsun güzel tespiti vardı geçen. Şeytan kalbe yakın lüme-i şeytani var. Oradan vesveseye attı. Kalp kabul etmedi. Geldi buraya şeytan denilen galiz ağır tabirlere dönüştürdü. Düşünceye. Buraya attı. Doktorum diyor ki eğer bu serbest bölgeyi İşgal ederse, zapt ederse, adam fethederse, şurayı, iki zıt var burada. Burası Cemal, burası Celal. Bak melekler, şeytan. Eğer burayı işgal ederse, 275 sözlerde diyor ki, şeytan vesvesesiyle aklı senin elinden alır diyor. Nerede bir de söylüyor? 15. sözde, şeytan karşıma dikildi, kendisini görmedim ama sesini duydum. Beyazıt Camisi'nde. Diyor ki, çok ahmaklar var diyor, ben onların akıllarını ellerinden aldım diyor. Buraya vesvesesiyle buna müdahale ederse, akıl devre dışı oluyor, zeka ile dalalete gidiyor. Ama ilk önce bu savaş, şu anda biz, hepimiz konuşalım. Bizim serbest bölgemizde konuşurken bile benim kafam bu. İkisi de çatışıyor. Ama şu anda bu galip. Buradayım çünkü. Veya namazda bu galip. Harama bakıyorum bu galip. Hangisi galipse buraya müdahale edecek. Tamam? Rüyalarınızda hocam. Eğer burası tamamen işgal edilmese doktorum tamamen aklı alamıyor. Kesinlikle alamıyor. Akla şöyle diyor vesvese risalesine. Akla diyor şuradan vesvese vermeye başlar diyor. Bu çizgi nedir biliyor musun şu sarı? Fehim. Süzgeç. Süzgeç. Çanak antenden geliyor her türlü pislik veya hayır şer. Televizyon antenine. Ama sen süzüyorsun. Bu süzgeç. Fehim. Geliyor. Daha önceki sen bilgilerin, sen yatıyorsun. Öyle resimler, filmler gelmiyor. Veya dururken öyle vesveseler gelmiyor. Bir yere gittiğin zaman sende uyanan onda uyanmıyor. Niye?
onun taakkulundaki fehim sistemi iyi çalışıyor. Buraya geliyor, adam vesveseye atıyor. Bak, 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 ver onu, ver, al onu, verme zekatı, biter, buraya attı. Akla giriyor mu? Fehim denilen bir sistem var. Hayır, dur orada diyor. Sen bana şöyle demiştin fehim. Doktorum, seninkini kullanıyor. Bak Hasan, Hasan abi demişti. Vücutta hasta oldu. Sana lazım olan tamiri sen yap. Daha karışma. Sana rağmen senin iraden, ihtiyarın olmayıp vücutta savunma sistemin var. Sen bilmesen de gece onlar devreye giriyor. Sen doğruyu yap, daha karışma demiştin. Aynı maneviyatta da öyle. Ben namazımı kılarım. Haramdan uzak dururum. Bunu ona vermem. İşte teslim etme aklını ona. Yaptığımız davranışlar aklımıza şeytanı musallat ediyoruz. İşte burayı alamaz kardeşim. 15. sözde ben diyor böyle ahmakların diyor akıllarını almışım diyor. Aklı alınca akıl devre dışı oluyor, zeka oluyor. Ama şurada fehim var. O kesinlikle senin aklını vermiyor. Vermiyor. Hasan abi aklını alır, ondan sonra küfrü ona yuttururum. Yuttururum diyor harika evet. Aklı aldıktan sonra küfrü ona yuttururum diyor. Çok harika oldu. Allah razı olsun. Bir daha arkadaşlar bitiyor çünkü ders. 15 dakikamız var kanune. 4'te bitiyor. Ruhun mane terakkisini 1. Vicdanın tekemülünü 2. Aklın fikrin inkişafı 1. Telki eden yani aşılayan şartlar var ya şartlar. Şeriat. Şart. Şartlara göre doğru yapma özelliğine şeriat denilir. Mesela bakkaldasın, satıcıysan yapma gereken var, alıcıysan yapma gereken var. Sokakta yürüyorsun, bakman yürüme şeklin var. Yani şartlarda sahibine göre yaşamak, şartlarında, bulunduğun ortamda, kainatın patronuna göre yaşamak. Adı, bu şartlara doğru yaşamanın adı, yani manzumesi, kurallarının sistemi, şuradaysan böyle yap, kantarsa böyle yap, doktorsan böyle yap. Bunların adı toplamına şeriat denilir. Şartlara göre doğru davranış bilgilerinin yumağı. Vücut veren tekliftir. Yani ruhun mane terakkisi olmayacaktı cennette Adem Aleyhisselam'ın. Ruhun mane terakkisini, vicdanın mane tekemülünü, aklın fikrin terakkisini ancak dünya yapıyor. Bak ruhun tekemülünü diyor. Çok terakkisini. Ruhun terakkisini, vicdanın tekemülünü, aklın fikrin terakkisini ancak dünya şartlarında telki eden, aşılayan, vücut veren tekliftir. Hayat veren peygamberlerin gelmesidir. İlham eden dinlerdir. Yoksa insan hayvan olarak kalacaktı. Yani cennette hayvan ama öyle yani bizim bildiğimiz insan değil yani. Şöyle basit, çok basit yani bir hayat olurdu. Cennetin yüksekliği önemli değil. Sen amaysan cennet güzel olsa ne olur? Sen sağırsan ses olsa ne olur? İştahın yoksa hastaysan en âli yemekler olsa ne olur? Demek ki cenneti cennet yapan sensin. Kabe koronadan dolayı kimse yok. Hacı Nevesettin gitsin adam bir tanesi. Hadi bakalım seni tek başına götürseler. Hacı Nevesettin olur mu? Hacı Nevesettin yapan o saat, o tarihte o müminlerle olur. Tamam. İmtihan ve teklif ihtiyarı iktiza ediyor. İhtiyar da aklı iktiza ediyor. O zaman sıralama yaparsak imtihan çık dışarıya tecrübe, çık dışarıya teklif, çık dışarıya ihtiyar, çık dışarıya akıl. Aklın dibi. İmtihan, tecrübe, teklif, ihtiyar, akıl. Yazayım mı? Şurada bir tane bir şey vardı. Siyah bir şey. Buralarda mı? Senin mi? Ya böyle öyle koyuyordum da böyle. Defter aa, yanda. Ver abi. Öyle yapayım. İmtihan.
Yok, silmem lazım bir yeri. Ben. Acele etmeniz sebebi saatiniz geldi. İmtihan. Sonra tecrübe. Biraz da açık. Teklif. Çık dışarı. İhtiyar. Akıl. Akla kapı ihtiyardır. Evet. Aklın kendisi kapısı değil. Aklın sensörü var ya, sensörü. Yaklaştıkça açılıyor. Peki ya kendi kendine niye açıldı? Niye yaklaştın? Suç kimin şimdi? Kapı açıldı. Sensöre yaklaşanındır. Demek ki kapının sensörü kapının kendisi değil. Bana nedir? İhtiyardır. İhtiyar kapının bana açılmasına sebep olandır. Akla kapı ihtiyardır. Akıl bu kapıları, bunları açıyor, giriyor. Hiçliğinle ezeliyeti, faniliğinle ebediyeti anlıyorsun. Bir daha. Ustad diyor ki hiçliğimi. Niçin hiçliğini bilmeye çalışıyor? Ezeliyeti aynı olayım diye. Faniyim diyor. Yani fakirim, faniyim. Bununla da ebediyetini anlıyorsun. Ayna oluyorsun. Yani hiç eder hiçim ama kainat-ı mümesterim. Bu zerreci katsi bir vücudun aynesi. Nihayetsiz bir imisat ile hadsiz bir vücutları kazanmasına vesile. Bir şey. Üçüncüsü neydi? Bir an yaşaması. Ha, bir an yaşaması ebedi vücut kadar kıymetli olduğunu. Hiçliğinle ezeliyeti, faniliğinle ebediyeti anlıyorsun. İnsanı ibadet için yaratmamış. İnsanı ibadet için yaratmamış. Ubudiyet için yaratmış. Ubudiyet, içinde ibadet de var. Üniversite diploması gibi. İbadet, oruç, namaz gibi. Oruç, namaz ölünce bitiyor. Ama ubudiyet devam ediyor. Ne demek? Allah halik, ben mahluk. Bu anlayış ubudiyettir. İmtihan ne demek? Cilve, cemal, nakış, sanat mesabesinden hakikatine varma süreci içindeki ayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyeyi bütünleyebilmekle hakikatine uruç etme gayretidir. Amin. Hiçbir şey anlamadık. Bir daha yavaş okuyayım. Ben de diyecektim sana, anladınız mı siz? Bak. Esma neydi? Esma'nın bizdeki karşılığı. Cilve, cemal, nakış, sanat. Tamam. Heh. Cenab-ı Hakk'ın bu bizdeki esma tecellilerini hakikatına, bu esma, cilve, cemal ama hakikati arşta. Bendeki nüminelerle arşa varma süreci içindeki, yani benim bu ayet-i tekviniyeler var ya, böyle davranışlarım, o esmada evamir-i tekviniyelerdir. Burası alem-i şehadet, ayat-ı tekviniye, arş, yani burayı meydana getiren arş, evamir-i tekviniyedir. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla esmanın bendeki cilveleriyle hakikati arşta, oraya varmak istiyor. O zaman bu oranın yapılandırdığı burasındaki ayat-ı tekviniyeleri doğru kullanarak evamir-i tekviniye ile bütünlemek için hakikatine uruç etme gayretidir. Yani insanda bulunan esma-i hüsna nüminelerini, hakikat orada. Hakikatıma gideceğim. Her şey hakikatine aşıktır. Nasıl yapacağım? Esmalar evamir-i tekviniye. Onun yapılandırdığı alem-i şehadet ayat-ı tekviniye. Bende nümineleri var bende. Bu evamir-i tekviniye var, yazılım. Yazılım bende. Oranın aynısı var bende. Fotokopi. Bendeki bu evamir-i tekviniyeleri, istidatlarımı inkışaf edip aslım olan arşa çıkacağım. Arşa uruç edeceğim.
Nasıl yapacağım? Ubudiyeti kullanarak, alemi şehadeti kullanarak. Alemi şehadet, evamiri tekviniyenin dışa vuruşudur, suretidir. O zaman ayat-ı tekviniyeleri doğru kullanarak bu süreci, bu hareketi, bu muamelenin adı imtihandır. Şimdi oldu mu biraz Emre? Biraz oldu. Bir tamam. Bir de Hasan abi sırrı kayyumiyete dayanıyor diyor. Nasıl diyor? Odur, sokma bizi oraya. Salahiyet ve mesuliyetini deruhte etme, farkındalığın zirvesine doğru kazanım sahibi olmak, imtihandan koşuyorum. İmtihan neymiş? Salahiyet ve mesuliyetini deruhte etme farkındalığı. Salahiyet ve mesuliyeti. Mesela diyorlar ki, müdür bey, bunda mesulsun bu okuldan. Ama salahiyetin yok. Mesulsun, salahiyetin yok. Olur mu? Bana diyorlar ki, sen evlad-ı yalinle mesulsun. Ama salahiyetin var mı? Bana yetki vermedin. Yetki vermek. Ha, insan bu mesul ise, insana da salahiyet verilmiştir. Salahiyet ve mesuliyetini deruhte etmektir imtihan. Başka? Farkındalığın zirvesine doğru kazanım sahibi olmaktır imtihan. Başka? Malumdur ki farkındalığın karşılığı iman ile ödüllenmektir. Farkındalığının karşılığı nedir? Ödülü imandır. Mahlukiyetin idrak ve izan etmektir. Mahlukiyetini, yaratıldığını idrak ve izan etmektir imtihan. Bak imtihan neymiş? Nasıl anlıyormuşuz? Mahlukiyetini, Allah'ın halikiyetini idrak ve izan etmektir imtihan. Başka imtihan neymiş? Aliminde bil kuvve esmaların uyandırılma gayretidir imtihan. Alimimdeki esmaların uyandırılma gayretidir imtihan. Rabbul aleminin en sevdiği mahluku olduğunu insan, Rabbul aleminin en çok sevdiği mahluku olduğunu, aleminde celali ve cemali esmaların ayrışma sürecidir imtihan. İmtihan başka? Manayı ifade etti imtihan. Bu meydani imtihan akla buyurun manasına kapı açmak. Yani bu imtihan meydanına aklın kendisine değil, aklın önüne kapı açmaktır imtihan. Bu meydan imtihan akla buyurun manasına kapı açılarak içeriye davet edilmedir imtihan. İmtihan yoksa akıl cevher olarak kalacaktı. Cennette akıl cevher olarak kalacaktı, inkişaf etmeyecekti. Akıl alemi şehadete davet edildi. Akıl alemi şehadete davet edildi. Kapı ona açıldı. Aklın tüm sıfatlarını aktif eden ihtiyardır. Aklın tüm sıfatlarını aktif eden ihtiyardır. Kalbin tüm sıfatlarını aktif eden iradedir. İhtiyar aktif olunca aklın hakikatleri ve mahiyetleri aktif oldu kendi aleminde. İhtiyar sureti tasavvurda, kanuneti takvilde onu yazmıştık. Bu ihtiyardan sonra tasdik geliyor. İhtiyarsız tasdik ne demek? İhtiyarsız tasdik ne olur? İşte kim anlatmıştı o Ebu Bekir'i? Ha, Gökhan demişti. Bak şimdi Allah Allah, aynı söylediğini söyleyecek. İhtiyarsız tasdik, ihtiyar olmadan nasıl tasdik ediliyor? Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder, imtihan ve teklifin faydası kalmaz, kömür ile elmas bir seviyede kalırdı. Teklifin faydası ne demek? Kömür ile elmas maden bakımından aynı. Kömür ile elmas karbondur. Ama hakikat meratipleri farklı. Bu ortaya çıkmazdı. İmtihan sistemin mükemmelliyetini cami olduğunun delili. Teklif ise, imtihanla teklif farklı var. Bir daha okuyorum. İmtihan sistemin mükemmelliyetini, teklif ise her şeye rağmen hatta Rabbine karşı da hürriyetin sana verildiğini, senin imtiyaz olarak
farklı bir şahsiyetini oluşturduğunu, hayvanlara bunlar verilmediği için şeklen farklılıklar ruhun aynı seviyededirler. İnsanlar ise şeklen aynı, ruhları ise zerreden şemse kadar imtiyazlıdır. Yani bütün sığırlar birbirine benzer. Benzer. Peki hayvanlar alemine bak. Sığırlar benzer ama koyun benzer mi? Hayvanlar suretten farklı, ruhları aynı. Başka bir insan var mı üç ayaklı? Ama hayvanlarda iki ayaklı var, dört ayaklı var. Tüylü var, tüysüz var. Hayvanların sureti farklı, bir şey anlatacağım şimdi. Sureti farklı, kuşun ruhuyla sığırın ruhu aynı, hayvan. İnsanlar sureti hepsi aynı, aynı yerde gözü kulağı var. Ruhları farklı. Bunun şekli, bu teklif demek. Teklif, insan. İmtihan demek, yaşadığımız alemin, sistemin mükemmelliyeti. İmtihan, alemi şehadetin mükemmelliği, tam bana göre oluşu. Teklif ise, insanın ruhsal yapısı. İmtiyazda oluşu. Hepsi farklı. İmtihanımız aynı, teklif farklı. Önümüze bedihi olanları tercih etme tarafımız hayvanlık. Önümüzdekilerin arkasını görmek akıllılık, zekilik. Arkasını görüp muhabbet etmek, alaka duymak ise kalplilik. Yani gördüğümüze kalbi bir bağlantı yapmak kalp ve ubudiyetliktir ki insan insan yapar. Son şeylerimi okuyorum. İşte bedihi zahiri ile arkasındakileri ayırmak, yani şu gözüken de şu elma, armut, 60 sene yaşadım, 100 sene yaşadım. Bu zahirdir, bu hayvanlıktır. 300 sene niye yaşamadım? Yaşasan ne olacak, o yaşayanlar vardı. Önemli olan bu süreci fark edip ona uygun olmaktır. Bir an bile yetiyor. Bir an yaşaması diyor üçüncüye bak. Bir an yaşaması ne yapıyor? Hadsiz vücut kadar kıymetlidir. Onun için sistem 500 sene yaşadın. Hiç önemli değil. Fark etmez sen. Ama fark ettin. Bir an yaşaması. Bunu kim yapıyor? İşte Kur'an'a, vahiye muhatap olan akıl yapıyor. Bu arkasındakini idrak ve şuur ederek sahibine vermekle insanın insan olmasının ikinci basamağı ise tasdik. Kafirlerde tasdiği var ama manayı ismine. Tasdiki anlamlandıran manayı harfi ve manayı ismi kanuniyeti. Son cümlemiz Allahu alem. Tahminim şu. Manayı harfi ve manayı ismi sureti taakulde, kanuniyeti tasdikte, hakikati zihinde, mahiyeti ise latife insaniyededir diye bitiriyorum. Bir daha. Manayı harfi ve manayı ismi sureti dimacılara söylüyorum. Zaten diğerleri bundan bir şey anlayacağını zannetmiyorum. Mana ismi ve mana harfinin sureti taakulde, kanuniyeti tasdikte, hakikati zihinde, mahiyeti ise latife insaniyededir. Bunu dimacılara, dima grubuna gönderdim bu sayfayı. Nasıl şey yaparlar? Koronadan dolayı uzak kaldık. Burada olsaydı iletişim ve daha güzel otururdu. Dimacılar şöyle tek şeyim var, tavsiyem. Şu dersi siz açacaksınız. Gönderdiğim sayfayı da çıkartın. Dersi de dinlerken, kendini bunları kaydederken kendi aleminize düşeni de kaydedin. Çok ilginç bir şey düşerse aleminize, tahmin ediyorum ki düşecektir. Dima grubuyla bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Demek ki imtihan ve teklif bizim anladığımız gibi hadi git bakalım ne yapacaksın değil. İmtihan neymiş? İmtihan şu. Sistemin, alemi şahadetin 18 bin alemi tanımlama. 18 bin alemin hepsi burada bulunabilme. Sistemin mükemmelliyeti demektir. İmtihan. Teklif ise
hayvanların suretleri, kedi ile kuş, sığırla timsah suretleri farklı ama ruhları aynı. İnsanlar ise beyaz siyah fark etmez, herkesin burnu gözü aynı yerde, suretleri aynı ama ruhları farklı. İşte ruhlarımızın farklı oluşu teklif. Bu da teklif. Bu sistemde bu ruh. Ondan sonra kaldıracaksın. Peki biraz böyle inkişaf etme nispetinde, tefekkür etme nispetinde, inanın bana belki tanımlayamazsınız, ispat edemezsiniz ama haletinizde bu alemi şehadette iken ruhen, hissen, latife ve duygu itibariyle vallahi o alemleri, cennetin havasını, ki ustad öyle diyor, bunu size diyor iman tattırır diyor. Böyle o havayı yaşattırır. Onun için bu ders sureti buradadır. Hakikati insanlardadır. Sureti beraberiz. Bu dersin sureti alem-i şehadettedir. Kanuniyeti hepimizde farklıdır. Hakikati ise cennet bahçesinden bir bahçedir diyor Allah Resulü. Mahiyeti ise Allah'tadır. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbel alemin. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hürmetine bu dersin hakikatını bizde tahakkuk ettir ya Rabbel alemin. Bilip ve bilmediğimiz bütün günahlarımızdan ve tubaliyene ya tevabu ya hakimu tevbeten nesu aliyakum minellezine faalu fahişeten evzela manfuseküm zekerullah festağferu li zunubi ve miyafiru zunubi illallah. Estağfurullah el azimel kerimellezi la ilahin lahum el hayyun kayyum ve etubile subhanum. Ya Rabbel Alemin, İbrahim Aleyhisselam ateşi, Davut Aleyhisselam'a dağı ve demiri, Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şemse kameri musahhar kıldığın gibi insanların akıllarına, kalplerine risaleni musahhar kıl. Ey imanı ve nur talebeni hasreten bu dersi dinleyenlerin, Ya Rabbi cenneti firdeste mesut kıl, usul ve furularını haberdar eyle, geçmişte yapmış olduğumuz günahları, yübedülullahi seyyiat-ı mahsenatın sırrınca hayra tebdil eyle, istidat ve kabiliyetimizi sana yönlenmesine nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbel alemin, imtihanımızı ve teklimizi asan eyle. Muhammed aleyhissalatü vesselamın hürmetine bizi ve affeyle. Amin diyenleri, usul ve furularını, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, bize emekleri olanların, hizmet imaniyede maddi ve manevi zerre kadar hissesi olanları ya Rabbel Alemin, cennette firdeste mesut kıl. Hizmet imaniye Kur'aniyedeyken beşeriyetimizin iktizası olarak yapmış olduğumuz günahlardan dolayı ikram ettiğin, lütfettiğin, keremin olan, lütfun olan bu hizmeti Kur'ani elimizden alma ya Rabbel Alemin. Ve Evliyaların, alimlerin ruhunu kabzeden melek-i mefti değil, talebe-i uluma vazifeli olan melek-i mefti bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Vahir devahum en elhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha. Allah razı olsun Hasan abi, sağ olun. Amin. Anneti hakikati mahiyeti bir yerde olması biraz ters değil mi? Şöyle, manay ismi, manayı harfin süreçler şunlar. Süreçleri burada, suretleri. Yani orada diyor ki, gördün mü abi bak, yerini göstereyim. Manay harfi müminde, manay ismi kafirde. Sureti diyor ki, Burada. Bak şimdi nasıl ayrışacak. Kanuniyeti tasdikte. Şurası bak. Kafirin tasdiki, Müslümanın tasdiki. Kanuniyeti. Hakikati zihinde, bozulmamış bir zihinde. Vicdanı hatmedilmemiş. Şurada. Niçin şurada? Çünkü bütün Allah 18 bin alemin haritasını zihine koymuş, zihinde. Hakikati burada ama adam bunu
ifsat ede de burası kapanmışsa onun artık manayı harfinin kafirde sureti kalmış, kanuneti kalmış, hakikati yok. Ama bizde diye alacağım sorunu. Bizde manayı harfi de var, mana ismi de var. Kafirde manayı harfi kalmamış. Müslüman da ikisi de bizde. Niçin? Niçin bizde? İman ettik diye bizde küfür yok olmamış. Kanuniyeti duruyor ki küfür imana hizmet ediyor. Manayı ha ismi bizi zorluyor. Allah hesabına bakma. Nefis hesabına bak. Zorlaması bunun terakki etmesine vesile olduğu için bizde manayı harfi var ama galiptir. Şurası gibi. Evet hayır galip ama şer yok olmaz. Şer yok olmadığı için şerin temsilcisi nefis hesabına olan yaşantı bizde yok olmuyor. Kafirde ise bu sistem Müslümana ait. Bu. Kafirde zaten sureti var, kanuniyeti var, hakikati zaten yok. Bize ait bu. Bu söz. Mana ismi, manaya harfi bak. Mana, müminde manaya harfi. Kafirde mana ismi. Sureti akılda, kanuniyeti tasdikte, hakikati zihinde bizde, mahiyeti ise latife-i insaniyede. Ama Allah-u Alem demişiz. Yani budur dememişiz. Doğrusunu inşallah Mehmet kardeş daha böyle cami bulursak ona değiştireceğiz demektir. Allah-u Alem demişiz. Yani kalpte şey var ya kalpte. Bu itikattan sonra kalp evamiri tekviniyelerin ve ayat-ı tekviniyelerin cem olma, cem etme hali iman ya, iman. İşte kalbin içerisinde bir latife insaniye var. Barla 273 veya 263, 263 olabilir. 10. sözün 11. hakikatında latife-i insaniyenin 11 hakikatini söylüyor. İşte o kalpte bulunan latife-i insaniye mahiyeti burada. Yani mana ismi, mana harfi. Kafirde değil. Çünkü sen dedin ki ikisi beraber niye oluyor? Müslümanda olması lazım. Çünkü küfür yok olmamış ki bizde iman var diye. O da duruyor. Mesela zeka niye? Yani akılsız zeka. Zeka kötü değil. Zeka büyük nimettir. Akıl hizmet ederse, akla hizmet ederse, aklın içinde olursa bu aklı öne çıkmış. Bu zekası öne çıkmış. Burada akıl istifa etmiş. Akıl yok. Burada ise akıl, zeka da var. Zeka da var. Müslümana ait bu. Bu şey. Mehmet kardeş. Abi manayı ismi vicdanda olması mümkün değil ki. Manayı ismi yani o hakikati olmayan bir şey zaten. Bir dakika. Manayı ismi küfrün böyle kafasızın kafasında yok mu? Küfür. İşte hakikati yok. O surette kalıyor. İşte esmasında kanuniyete belki geçer ama tam oraya kadar zaten gitmiş. Sureti taakkul de denmiş. Kafasızın kafasında işte manayı ismi daha inmemiş ki aşağıya. Sureti taakkul de demiş. Selamun aleyküm Hasan abi. Aleyküm selam. Abi bir keyif edelim ya. Şey diyeceğim. Şimdi zahirde miraç yapıyoruz ya abi. Biraz sesini yükseltir misin abi biraz? Tabii abi. Şimdi zahirde diyorum abi miraç yapıyoruz ya akıl Burak olacaktı bizi götürecek de. Hakikatte bakıyoruz abi batinen aslında adam bize binmiş biz aklı buraya kapı aç onu getirmeye çalışıyoruz. Bir de söyle bakayım. Şimdi zahirde miraç yapıyoruz abi. Burak'a gidip arşa gideceğiz. Akıl bizi götürecek. Aslında batıne akıl bize binmiş. Biz onu buraya getirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki nasıl olacak? Bir anlat bakalım. Ya şimdi şey dinliyorum abi. Anlatıyordunuz ya işte Cenab-ı Allah burayı işte şey yaptıktan sonra bahçeye çevirecek. Dünyayı. Biz geleceğiz, öyle mi abi? Yani biz nasıl bıraktıksa doğdu bitti. Mesela benim köyde çay yoktu, orman vardı. Ben vefat edince
bu dünya atılacak mı? Yok, kıyamet kopunca dünya tamir edilecek. Tamir edilince park gibi cennet ehli dünyayı görmek isteyecek. Gelecek ama benden sonra 100 küsur senede yaşamış. Dünya değişmiş. Ben böyle bir dünya değil. Benim dünyamı istiyorum. Onun için herkese bir gezinti için bir dünya olacak. Evet, bundan sonra devam et. Aslında bu böyle oluyor abi. Batinen baktığınızda geliyoruz, geliyoruz. Zaten herkes kendi aynasındaki dünyayı görüyor şu anda. Evet. Evet. Hakikati bu yani abi. Şey, Harun, hiç kimse, çok az ama hiç kimse derken çok istisna hariç, parmağımın sayısı geçmez. Buraya da burayı yaşamıyorlar. Burada burayı yaşamıyorlar. Ya aklındaki fikire, ya vicdandaki hisse, ya kalbindeki duyguda, ya ruhundaki latifede yaşıyor. Yani derecesine göre hiç kimse burada değil, burada yaşıyor. Burada yaşadığını zannediyor. Burada yaşıyor. Aslında miracı olabilen insan burada farkındalığı ile başlamış zaten. Ne kadar fark etmişsen burayı, miracın mübarek olsun başlamış demektir. Yani bu hiç dünyada kimse yaşamıyor ki, öyle değil mi? Leylim leylim. Adam yaşıyor böyle. Adam gitmiyor. Nerede yaşıyor? Filme bakıyor. Ben buraya oturuyorum. Film orada. Seri. Hayır. Adam veya kadın ne kadar zevk alıyor filmde? İçine girerse. İçine girdi. Burada mı yaşıyor şimdi? Bedeni burada. Yani ama kendisi nerede? Kendisi bedenle değil ki. Neyin içindeyse oradadır. Burayı yaşayan çok azdır. Hasan abi, şimdi dersten önce bakıyorum böyle. İnsaniyetten çıkmış haldeyiz zaten. Ben kendi adıma söylüyorum. Derse giriyoruz, ediyoruz, bakıyorum. Ağaçlar, çiçekler, her şey bir anda değişiyor. Tamam ama mesela nasıl oluyor bu diyorum abi böyle. Ben günahkar, zavallı bir adamım. Ben bunu nasıl yakaladım mesela? Tamam böyleyim ama bu Risale-i Nur'la abi Allah'ı tanıdık ya abi, Allah'ın izniyle. Tanıyınca Allah Allah olduğu için bunu böyle yapıyor. Yoksa bizim bir şeyimizden değil. Evet. O kazanılamaz yani. Evet. Evet. İmtihanın mükemmelliyeti, teklifin hususiyeti. Allah yapıyor tabii. Nadir abi derdi ki böyle, dinlemişti böyle dersi. Ya dedi, tamam onu şey yapama dedi, ısrar et duaya. Yani biz de Nadir abi diyordum, duaya, dua etmek var ya böyle. Allah, bunlar duadır, fiili dua. Ya Rab bizi yaşat işte, sen de işte insanlıktan çıkmıştık dersten önce. Acayip acayip hal. Şimdi geldik, peki bu hal nedir? Balon gibi oluşturdu, içine girdik. Buradan çıktığımız zaman şimdi korona balonu başlayacak. Balonu şişirecekler. Hadi girin içeriye, kış kış. Onun içine hop o atmosfer. Biz o atmosferle nasıl çıkıyor? Fiili dua yaptık. Ondan sonra bu sayfayı nerede yazdım? Abdullah derste midir? Bu sayfayı Allah-u Alem, Mana İsmail çok ilgimi çekti. 19.04.219 şu tut kart dershanesi. Tarih atmış. Yani biz bu derste fiili dua ile bu atmosferden çıkıyoruz. Sonra bir halet, cennet havası gibi bir halet var. Çok şükür. Biraz da böyle hissem fazla varsa bu haletin sana tanımladığı böyle şey oluyor. Nasıl böyle, his de değil de, latife de değil, huzur da değil, böyle bir şeyler deniliyor. Böyle bir şey yazıyor. Yani orası burada olmuyor, burası da orada olmuyor. Üstü açılıyor buranın, buranın yaptırıcılığından çıkıyoruz. Mesela şöyle bir şey diyeyim. Sokağa çıktın, Harun, çıktınız, herkesin gözü kapalı. Herkes ama ya. Şimdi dolaşıyorlar. Sopada yok. Sopada yok. Bir senin gözün açık. Tamam. Bu adamların kulağı da yok. Tamam. Bu adamların kokusu ve dili de, tadı da yok. Şimdi Bakırköy'de o karabalıkta dolaşıyorlar. Hayal eder misin biraz? Senin gözün açıldı. Rüştü abinin misalidir bu. Şimdi ne demek biliyor musun? Risale-i Nur dersi okumak,
gözü kapalı iken gözünün açılmasına, sağır iken duymana, almazken koku almana, tatmazken tadı almana sebeptir. Allah Allah! Görmediğini görüyorsun. Aynı yerdesin. Aynı yerdesin. Üstü açılıyor. Duyuyorsun. Bu derslere girip de aman nasıl olduysa bir denk geldi buraya. Çekip gidiyor. Mesela hadi bu ders ağır. Çok ilgimi çekmişti. Mehmet Direk'in ölüm dersi vardı. O takdim ettiği için ben de organize ediyorum ya salı günü. Kimle giriyor çıkıyor bilgisayarda görüyorum. Abdülbasit yoktu o zaman. Bakıyorum ben adam girdiği gibi çıktı ölümü görünce. Ona birisi vermiş adresi girmiş yani çok ilgimi çekmişti. Çok gülmüştüm kendi kendime böyle kameranın arkasında Allah Allah. Adam duymak istemiyor. Duymak istemediğini olacak. Ölümü duymak istemiyor ölecek. Bu adamı düşün şimdi. Bu adam kör, bu adam sağır. Koku da yok. İşte bu derslere işte dediğin gibi Allah'ın ikramı ve ihsanı lütfu. Böyle Allah Allah. Burayı orada yaşa. Burada orayı yaşamak. Oraya girince ne yaşayacaksın? Bir daha. Buradayken o alemin haletini kısmen yaşarsan bu insana Allah orada neyi yaşatacak? Hayal et. İmam-ı Rabbani diyor değil mi? Hazreti Ali diyor tövbe. Diyor ki cennete girmek o kadar zor değil. Dünyanın cennet yapabiliyor musun? Daha başka diyeceğim bir şey var mı? Eklemek istediğini böyle güzel şeyler götürüyorsun. Var mı? Teşekkürler Allah razı olsun. Amin. Arkadaşlar Dima grubu diyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Kapatıyorum mevzuyu. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet aleyküm selam. Buyur kan. Abi hani Harun abi de çok güzel yere geldi. Hani her şeyde suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet var ya. Biz şimdi bakıyoruz suret ve bunlar aslında fıtratın yani insanların bölünmesi gibi. Kimileri suretçi, kimileri kanuniyetçi, kimileri hakikatçi, kimileri mahiyetçi. Ama mesela suret işte sizde bir konuyu ele aldığımızda sizdeki mahiyet artık siz bir konunun almışsınız suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyetini almışsınız. Ama bunun tazammımı sizde mahiyetini almışsınız ama sizde artık surete düşmüş. Adam suretteki surette siz mahiyetteki surettesiniz. Çok antika. Yani çok ilginç. Bundan dolayı çok ilginç. Şunu duydum Hasan abi. Adama bakıyor, bir bakıyorsun aynı suret ama aynı suret değil ki sen mahiyetini tazammum etmişsin. Sen de surete düşmüşsün. Sen terakki edeceksin artık. Dimacılar ne diyor? Suretin suretidir diyor. Dimacılar mahiyettesiniz bu derste ama bu dersten sonra surete geldiğiniz zaman alemi şehadete mahiyet ruhuyla surettesin. O ise suretin suretindedir. Kelenamu belhmada. Kelenamu belhmada. Yani hayvanın da aşağı. Çok tuhaf ya, çok tuhaf tanım yaptın Gökhan maşallah ya. Estağfurullah. Ya çok antika. Yani bu ruhu beka ruhuyla fanide yaşamak. Yani o zaman şey çıkıyor abi ortaya. Suretin sureti, kanuniyetin kanuniyeti, hakikatin hakikati, mahiyetin mahiyeti, ne bileyim. Hatta o mahiyeti aldığınızda siz yine o konu üzerinde bir daha gittiğinizde hani böyle bir şey katlayıp katlayarak devam edin. Surette mahiyeti düştü. Her zaman siz mahiyeti tazammım edip o sizin için suret oluyor. Terakki edip üste çıkmanız lazım. Biz, külfetten. Evet, bunu 110 sözlerde diyor ki aklın aklı vahidir diyor. Hayatın hayatı Risalet-i Muhammediye'dir diyor. Görüyor musun? Bak aklın aklı vahidir diyor. Suretin sureti, hakikatin hakikati. Aynı maşallah. Çok güzel oldu. Çok istifade ettim bundan. Güzel oldu benim için. Ya da Hasan abi ya da Kâb-ı Kavsen'den inip Medine pazarında ticaret yapmak gibi. Harika işte. O zaman ne yaptı? Mahiyeti iken Allah Resulü surette onlarla beraberdi. Ama ruhunda mahiyette. Ya. Ya da Hazreti Musa konuştuktan sonra Cenab-ı Allah'la ondan sonra yılandan korktu. Evet. Oradan oraya geçti. Bak.
Allah ile konuşan bir peygamber elindeki asayı atınca yılan olunca korktu. Ve ayette diyor ki peygamberler korkmaz ya Musa. Oysa en korkusuz peygamber ha. Celalli peygamber. Ulan kendi elindeki sopayı atınca kendisi de geri dön diyor Musa. O kaçıyordu. Korkma diyor peygamber kaçıyor. Korkma. Ben yapacağım şimdi onu diyor. Sen yapmıyorsun. Gelmiş o da seyrediyor. Ya. Tekabillah gibi oluyor değil mi abi? Ha, bu da güzel oldu. Tekabillah gibi oluyor diyorum. Mahiyetteyken suretinde şey yapmak. Doğru. Evet. Yani ya, fena... Ya. Doğru. Fena fillah yükselmek. Ona sahip olduğun halde geldiğin aleme geri dönüp o ruhla buraya uygun yaşamak. Bekabillah. İsmi azama mazhar olup dört ismin cemiyle bakabilmek hepsine yani. Evet. Yani evvelu, ahiru, zahiru, batını bakmak yani her şeye. Bu dört isim. Çekirdek, meyve, ağacın sureti ve batın makine tarafıyla bir şeye bakmak. Yani Nadir abinin ifadesiyle bütünle bir şeye bakmak. Her şeyle bir şeye, bir şeyde de her şeyi görmek. Cüz iken kül, cüz iken küllü olduk. Peki, haftaya buluşmak üzere inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Allah razı olsun. Ha.